Merhabalar, İstanbul Edebiyat Evi'ne hoş geldiniz öncelikle. Ne mutlu eşitim diyene aslında Kıraathane'nin bir dizi konuşmasının daha önce gerçekleşmiş ilham verdiği bir kitap diyebiliriz. O sürecin bir ürünü, bir sonucu. İçinde pek çok makale var, 23 makaleden bahsediyoruz. Pek çok boyutuyla ki milliyetçilik oldukça çok boyutlu, özellikle Türkiye gibi bir yerde. Hem dinle ilişkisi, hem işte Müslüman olmayanlarla ilişkisi, bu gayrimüslim lafını da hatta yıllar önce Fatih'e sormuştum. Gayrimüslim demek gerçekten doğru bir şey mi? Çünkü söylerken bile insana rahatsız edici geliyor. Ama bütün onları da aslında kavramsal boyutunu da ele alan bir çalışma. Ne mutlu eşitim diyene. Aynı zamanda da Türkiye'de bildiğiniz üzere Türk ve Sünni olmayanlara Cumhuriyet'le birlikte her sabah ezberletilen ilk ve orta öğretimde o müthiş ezberi de bozmaya dönük belki bu kitap ve bu isim bir adım, bir işaret olur diye umuyoruz. En azından öyle diyelim. Bu konuşma bugün akademisyenler Ayhan Kaya, İşter Gözaydın, dil bilimci Necmiye Alpay ve tarihçi Fatih Bendisoy ile başlayacak ama dediğimiz gibi bu konuşmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü milliyetçilik inanılmaz bir hızla kendini güncelliyor. Bir yandan da öyle özgün koşullara sahibiz. Bugün geçen haftadan işte sinyalleri gelen ve Kılıçdaroğlu'nun helalleşme mektubuyla işte kulüp dizisi üzerine, Yeşilçam dizisi üzerine yürüyen tartışmalarla da birlikte düşünürsek ki her gün yeniden Suriyeliler, Afganlar üzerinden hem işte çalışma hayatı üzerindeki konumlanışları hem toplumsal hayatın içinde yer alma biçimleri açısından sahiden her gün yeniden kendini güncelliyor ki keza Türkiye'nin en büyük yaralarından ve hala kapatamadığı önümüzde de bu kitabın da temennisi ama kısa vadede pek henüz göremediğimiz Kürt meselesi ve işte HDP'ye dönük saldırılar, Kürtlere dönük saldırılar. Şimdi bütün bunları tabii ki yani kitap, hani gördüğünüz üzere koca bir kitap. Biz bu söyleşide bunların hepsini sığdırmaya imkan bulamayacağız. İlk turda ben birkaç soruyla konuşmacılarımızı dinleyeceğim sizlerle birlikte. Ama siz de katılırsanız sonraki kısımda sorularınızla ve katkılarınızla daha interaktif olur. Zaten salonumuz buna çok rahat, çok yakınız birbirimize diye düşünüyorum. Hızlıca yani ben biraz dediğim gibi hani güncelden başlayarak sizin makalelerinize ve kitaba referanslarla ilerleyelim istiyorum. Belki bu noktada birazcık bu milliyetçiliğin kavramsal olarak ele alınışı kitapta çok geniş. Ama hakikaten milliyetçilik ırkçılık arasındaki fark ne? Şovenizm ne? Yani bunları nerede nasıl kullanacağız? Hangi durumlarda? Belki buradan böyle küçük bir o kavramsal yanına da atıfla başlayıp sonra dinle ilişkisi üzerinden devam ederiz diye düşünüyorum ben. Necmiye Hanım burada size pas atmış oldum diye düşünüyorum direkt. Ama tabii ki bu bence her birinizin katılabileceği bir şey ama Necmiye Hanım bu konuda açılışı siz yaparsınız. Teşekkür ederim. Giriş tabii ki kavramın kendisinden oluyor genellikle. Ben de ilk konuşmamda, şu an internette de olan konuşmamda böyle bir yerden başlamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında yazıyla konuşmam çok aynı değildir benim. Bugün için de bir parça eksik kalan yerleri tamamlamaya çalışırım diye düşündüm. Biraz tekrar olsa da madem kavramla başlayıp gidelim. Türkçe'ye özgü bir durum var. O da milliyetçiliğin üç katmanı olması. Kavram, sözcük olarak. Sözcüğün taşıdığı kavram olarak milliyetçilik sözcüğünün üç katmanı var. Ulusçuluk ve nasyonalizm, hani batıdan gelen sözcüğün iki katmanı var. Katman derken tarihsel anlamını kastediyorum. Din dediniz siz de. Milliyetçiliğin kökündeki millet sözcüğünün ilk anlamı, ilk toplumsal anlamı
dinsel alana giriyor. Yani milleti İslamiye dediğinde Osmanlılar Müslümanları kastediyorlar filan. Diğer büyük dinleri ve mezhepleri. Daha sonra bu çillik bir şeyci, o ek, ist, batıdaki ist eki sonradan ekleniyor. Önce gerçekliğin kendisi var, çoğu zaman olduğu gibi. Sonra da adı ve onun taraftarı. Yani böyle orada da bir katmanlaşmadan söz edebilir. biraz ağzım kuruyor, kusura bakmayın. Heyecanlı. Estağfurullah. Bu girişten sonra çeşitli kavramların milliyetçilikle yolları kesişiyor. Tarihsel bir şeyden bahsediyorum tabii. Yani milliyetçiliği böyle çok kabaca, çok ideolojik bir paragrafla geçirebiliriz, tanımlayıp geçebiliriz. Ama o tabii bizim yapacağımız iş değil. Zaten ortaya çıkıyor konuşmalar boyunca. Nereden geldi, ne anlama geldi, sonra şimdi ne hallerde meselesi. Yine özete biraz devam edersek, Osmanlı'daki millet sisteminden, hepimiz herhalde çok bilmişizdir tarih derslerinden vesaire, millet sisteminden bahsedilir. O dediğim gibi büyük dinlere göre tebaanın sınıflandırılması, mensup olduğu dine göre anlamına geliyor. O sırada Batı'da nasyon, bildiğim kadarıyla Fransızca başta olmak üzere Batı dillerinde başlıyor ama nasyon çok daha önce ve etnik anlamda, kavmi anlamda doğuyor. Nasyon bir işte Fransız olmak, İngiliz olmak vesaire böyle bir kavmi aidiyet, Franklar, Germenler, böyle kavmi toplulukların genel adı nasyon. Sonradan nasyonal sıfat ve nasyonalizm yeni bir ad olarak biraz kapitalizmin sanayileşmenin tabii ki doğuşuyla ilgili ve ulusların doğuşuyla, ulus diyorum, milletlerin diyemiyorum tam böyle, millet din anlamına geliyor, ya da tarihsel bir konumlanış da burada ulus dememiz belki daha doğru. Ulus kelimesi Türkçedeki diğer kelime. O tabii biraz daha, o da etnik bir temele dayanıyor. Doğruysa eğer, Türkçenin köken bilimi çok az gelişmiştir biliyorsunuz. Türkmenlere ait bir sözcük, Türkmen kökenli. Oluşla da ilgili olabilir, evet. 14-15. Bu tabii ne derece gerçek, ne derece araştırmalarla doğrulanmış bir bilgidir. Çok emin değilim ama el altında böyle bir bilgi var. 14-15. Yüzyıldan beri Türkmenlerde böyle oluş gibi seslerden gelen bir ulus sözcüğü var. Ama o da kavim gibi bir şey yapmış sonuçta. Henüz kapitalizmin ulusu değil bu. Sanayileşme ve kapitalistleşme Batı'da geliştikçe o nasyon oluyor size çeşitli ülkeler. Çünkü imparatorluklar biliyorsunuz yıkılıyor ve her birinde işte Avusturya, Macaristan, Roma, Fransa, bütün bunlar yıkıldıkça yerine ulusların oluşturduğu ülkeler, devletler ve ülkeler oluşuyor. İşte o zaman etrafta kapitalizmin gecikerek geliştiği bizim gibi ülkelerde de millet kelimesi, Osmanlı'da millet kelimesi, diğer ülkelerde de herhalde benzer değişikliklerle, hepsini bilemiyorum tabii.
benzer değişikliklerle bugünkü anlamıyla millet oluşmaya başlıyor. Yani ulus devletin kurulması biliyorsunuz belirli sınırlar, belirli vatandaşlık sistemleri anlamına geliyor sonuç olarak. O bir, bence bugün toplum dediğimiz şeyin bir anlamıyla oluşması. Ama bunlar bütün bir süreç içerisinde ve bir sürü seçiş sonucu oluşuyor bu ulus devlet dediğimiz şeyler. Başlangıçta öyle hadi kuralım tamam astık tabelayı Türkiye Cumhuriyeti. Böyle değil. Bütün bir süreç, bütün bir sanayileşme, yurttaşlık, hatta savaşlar, sınıf savaşları başta olmak üzere toplumsal çalkantılar sonucunda bugünkü millet sistemi, bugünkü ulus sistemi oluşuyor Avrupa'da da ve ona benzemeye çalışan bizim gibi ülkelerde de. Milliyetçilik ise başlangıçta aslında mesela Türkiye için bence çok belirgin bir durum bu. Başlangıçta milliyetçilik bir seçiş olarak hani eğer o şey sizin konuşmanızda çok güzel düzeltiliyor, bir çeşit tahsil ediliyor o süreç. Hangi süreç? Osmanlı'nın dağılıp yerine ulus devletlerin, bildiğimiz ulus devletlerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması süreci. Orada aslında işte o Yusuf Akçura'nın yazdığı, tespit ettiği bana her zaman çok heyecan verici gelen hani o zamanki güncelliğin içinde çok iyi yakalanmış bir eğilim saptaması adamın saptadığı 1904 tarihli herhalde o kitap. Neydi adı kitabı? Üç tarzı siyaset şekli diye o sırada Osmanlı'nın önüne açılmış olan üç yol gibi görünüyor ve savunulan üç ayrı toplum biçimi taraftarları olanlar. Onları tespit ediyor üç siyaset tarzında. Bunlardan bir tanesi Osmanlı'nın bir çeşit eskisi gibi devam etmesi, Osmanlı Devleti ama işte daha yeni bir düzen kurarak. İkincisi Türkiye Cumhuriyetleri, Cumhuriyetler sonra tabii, Türkiye milletleri bir araya getiren bir yeni cumhuriyet. Birisi de Türkiye Cumhuriyeti şeklinde bir devlet. Bu üç fikir. Bunlardan üçüncüsünün dönüştüğünü biliyoruz birlikte. O sırada işte aslında milliyetçilik kavramının tarih boyunca geçirdiği ve bütün bir yelpaze oluşturan anlamlarının bir ucundaki milliyetçilik kavramı oluşuyor. Aslında Avrupa'da da oluşuyor aynı şey, ulus devlet yolu seçilirken, bu farklı yollardan bir tanesi seçilirken, Türkiye için de hani Cumhuriyet'in kurulma süreciyle seçilirken, o sırada aslında bir çeşit neredeyse tarihsel zorunluluk diyeceğim. Yani feodalizmden ve emperyal yapılardan çıkılırken daha dar ama daha tanımlı, daha sınai işleyişe, daha elverişli, daha standartize edilebilir bir toplum düzeni diye tanımlayabiliriz. Onun savunulmasına, yani o millet esasına dayalı kavim değil de millet, yani sınırların içinde kalan toplum esasına dayalı toplum yapısına ne savunanlar, o yapıyı savunanlar kendilerine milliyetçi demeye başlıyorlar ve onlara milliyetçi deniyor. Şimdi buradaki milliyetçi kavramı ile sonradan işler
kapitalizm gelişip işler faşizme ve emperyalizme gidinceye kadar olan o son aşamadaki milliyetçilik, yani aslında ırkçılığa gelip yapışan, ırkçılığın ayrılmaz bir parçası olan milliyetçilik bütün bir yelpaze oluşturuyor bence. Ve ilk baştaki şey, milliyetçilik kavramı bana sanki hani denebilirse daha masum, daha nesnel, hani bir teoriye göre de objektif milliyetçilik, sübjektif milliyetçilik diye bir ayrım var ya, onlarla ne derece anlaşıyorum emin değilim ama bu tezi savunanlar, objektif, sübjektif. Her şeye rağmen o kapitalizmden geçilir, kapitalizme geçilirken ilk başlardaki milliyetçilik, çünkü o milliyetçiliğin aslında bana kalırsa bugünkü zihnimizle baktığımızda bir tane alternatifi var. O da internasyonalizmdir veya sınırsızlıktır. Hani sınırların olmadığı bir dünyadır. Ki o aslında ütopik ve galiba çoğumuzun, bir kısmımızın hayalindeki dünyanın şekli, alması gereken biçim. Ama o fikir o kadar o zamanlar gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da o kadar ütopik ve gayri gerçekçi geliyor ki geniş kitlelerin pek yanaştığı bir şey değil. Sonradan kurulan sosyalizmler biliyorsunuz, 1917 Sovyet devrimi, daha önce aslında 19. yüzyıldaki devrimlerin o şeyi, çekirdek kadrolarının güttüğü eşitlikçi politika, ütopya, hayal, internasyonellerin, kılmızı internasyonellerin ideali, programı. Onlar tabii programı pek demeyeyim çünkü öyle bir program yapmayacak kadar da gerçekçiler aslında. Birinci internasyonel olsun. Evet, hele ikinci falan. Bayağı gerçekçiler. Ama komünizm kavramının ilk çıkışıyla birlikte öyle bir ütopya her zaman var. İyi ki var. Bugün de var. Böyle bir gelişme. Çok uzattım galiba. Hayır yani, ama buradan devam edebiliriz bence. Zaten bu yani özellikle komünizme karşı bir şeye argüman olarak, bir siyasi hareket olarak kullanma tespiti aslında İşler'in makalesinde geçiyor, Fotin'in makalesinde geçiyor, başka makalelerde geçiyor. Bu geldiğimiz yer öyle bir yer, ama ben bir de burada aslında Ayhan Kaya makalesinde gene şey diyordu, çoğunluk milliyetçilikleri azınlık milliyetçiliklerin varlık nedenidir. Şimdi millet kavramı, ulus, bunun ihtiyacının doğuşu, biraz bence bu cümlenizi konuşup oradan hakikaten şeye devam edebiliriz. Tam bu noktada milliyetçiliğin dinle ilişkisi ve Müslümanlıkla. Şimdi Necmiye Hanım'ın bıraktığı yerden alıp ondan sonra sizin sorunuzla bağlamak isterim. Teorik açıdan bakıldığında milliyetçilik zaman zaman bize şu soruyu sordurur. Milliyetçiliğe bir ideoloji mi diyeceğiz yoksa başka bir şey mi diyeceğiz? Evet. Milliyetçilik bana kalırsa bir ideoloji olmaktan ziyade bugün işte moda olan kavram popülizm üzerinden düşünüldüğü zaman popülizmle çok benzer, multikültürelizmle çok benzer. Yurttaşlık kurumunun kendisiyle çok benzer. Bu açıdan sosyalizm gibi değildir, işte ne bileyim feminizm gibi değildir ya da ekolojizm gibi değildir, liberalizm gibi değildir. Çünkü dünyanın her yerinde bunlar farklı zamanlarda üç aşağı beş yukarı aynı farklı ideolojiler olarak kavramsallaştırılır ve onlara ideoloji denir, ama milliyetçilik her yola gidebilecek bir kavram, bir düşünce biçimi, bir dünyayı algılama şekli veya bir siyaset yapma biçimi, bir stil, bir strateji, bir nasıl diyelim, bir söylem. Her yöne gidebilecek dediğiniz için bir şey sormak istiyorum. Bu aklımdaydı da. Evet. Yani makbul milliyetçilik olabilir mi? Sosyalizmle gidebilir.
kapitalizmle gidebilir, liberalizmle gidebilir. Yani makbul vatandaş derken onu üreten bir milliyetçilik anlayışı var. Mesela Türkiye açısından düşünüldüğü zaman Kemalist milliyetçiliği literatürdeki değerlendirmeleri kullandığımız zaman retrospektif milliyetçilik olarak tanımlayabiliriz. Retrospektif çünkü geçmişte işte yedi düvele karşı mücadele etmiş insanların çocuklarıyız dediğiniz zaman Kürt'ü, Türk'ü, işte Alevi'yi bir araya getirebiliyorsunuz ama hiçbir zaman orada Ermeni kendine yer bulamıyor, Rum kendine yer bulamıyor, Yahudi kendine yer bulamıyor. Dolayısıyla Necmi Hanım'ın söylediği o millet kavramı işte aslında aynı dine inanan insan topluluğu anlamına gelen millet kavramı orada çok daha uygun düşüyor. Ama retrospektif milliyetçilik 90'lı yıllarda iş görmemeye başlıyor Türkiye'de. Ve zaten 2000'li yıllara kadar Türkiye bir kriz içerisinde. Kemalist milliyetçiliğin küreselleşmenin tehditlerine karşı çözüm üretemediğini görüyoruz. İşte Kürt milliyetçiliği, azınlık milliyetçilikleri o dönemde daha ön plana çıkıyor. Zaten moda kavram, milliyetçilik kavramı 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başlarına kadar. Bu defa 2000'li yıllarda Türkiye'nin imdadına Avrupa Birliği yetişiyor. Avrupa ilk defa Türkiye'de yakın tarihte bütün farklı etnik, kültürel, dinsel gruplarıyla Türkiye coğrafyasının bütün insan grupları bir araya geliyor ve tek bir ilerideki ortak hedefe kenetlenebiliyorlar. Belki yakın zamanın en üretken yılları milliyetçiliğin ötesine taşabildiğimiz, hem azınlık hem çoğunluk milliyetçiliğinin ötesine taşabildiğimiz dönem 2000'li yılların ilk yarısı olarak karşımıza geliyor. Orada da bence Avrupa Birliği perspektifi bize prospektif bir milliyetçiliğin mümkün olabileceğini söylüyor. Yani geleceğe bakan, işte bugün de aslında Kılıçdaroğlu biraz gelecek vurgusu yapıyor. Bence orada prospektif bir milliyetçilik aslında farkında olarak veya olmayarak onu üretmeye çalıştıkları kanaatindeyim. Yani kişisel olarak milliyetçiliklerin her bir türüne karşı bir insanım. Ama milliyetçilik işte liberal oluyor, işte ne bileyim sosyalist oluyor, başka çehreleri olabiliyor. Azınlık çoğunluk milliyetçiliği konusu da antropolojik bir kavram. Orada özellikle Thomas Yerland Erikson gibi, Jonathan Friedman gibi antropologların kullandıkları kavramlar. Çünkü antropolojik perspektif milliyetçiliği anlamak için bence çok daha uygun bir perspektif. Siyaset bilimi ve sosyoloji daha yukarıdan bakıyor. Ama antropolojik olarak bakıldığı zaman milliyetçiliğin zaman zaman insanlar tarafından taktiksel nedenlerle kullanılabildiğini bize anlatıyor. Yani dışarıdan bakıldığında milliyetçi dediğimiz bir insanın neden onu kullandığına baktığınız zamansa bazen insanlar kendilerini korumak için egemen işte milliyetçilik söyleminden biraz olsun kendilerini belki korumak için mış gibi yaptıklarını, milliyetçi söylem kullandıklarını vesaire antropoloji bize anlatıyor. Azınlık çoğunluk milliyetçiliğinde onu da söyleyip burada kapatabilirim. Yani ben kendi çalışmalarımda işte hem göç, etnisite, işte son dönemde radikalleşme, Avrupa'da radikalleşme konusuna bakıyoruz gençler arasında. Yani daha çok azınlık ve çoğunluk arasındaki ilişkileri analiz ettiğimi düşünüyorum. Ama Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde genellikle işte bu tür konuları çalışan akademisyenler, sosyal bilimciler azınlıkları problematize ederek analizlerini başlatırlar. Ben de bunun tam tersinin olduğunu düşünüyorum. Azınlıkları problematize ederek başlamak yerine çoğunlukları problematize ederek başlamak gerektiği kanaatindeyim. O yüzden hani sürekli diyoruz ya, Kürt milliyetçiliği konuşulurken, Kürt sorunu konuşulurken aslında konuşulması gereken asıl mesele, asıl sorun Türk sorunudur. Çünkü çoğunluktur sosyal anlamda, politik anlamda, ekonomik anlamda kartları dağıtan, kuralları koyan, normları belirleyen azınlıklardır. Aslında azınlık da kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir. Azınlık aslında bu çoğunluğun koyduğu rejim karşısında, sosyoekonomik, politik, kültürel rejim karşısında mağdur olduğunu
marjinalleştirildiğini, dışlandığını düşünen bireyler kendileriyle aynı kaderi paylaşan başka insanların da olduğunu fark ettikleri andan itibaren bir azınlık olma refleksi geliştirirler. Bu bir taktiksel gelişmedir. Kimse aslında azınlık olmak istemez. Yine antropolojik açıdan bakıldığı zaman. Çünkü azınlık olmak demek, stigmatize olmak, yaftalanmayı kabul etmek ve onun getireceği bütün yükle birlikte yaşamak anlamına geliyor. O yüzden bence azınlık milliyetçiliği değildir, çoğunluk milliyetçiliğidir azınlık milliyetçiliğini doğuran. Bunun üzerinde de epeyce çalışmalarım olmuştu. Türkiye'de Çerkezler konusunda aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ermeni milliyetçiliği konusunda ve bugün Arap milliyetçiliği konusunda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü Pan-Arabizm dediğimiz söylem aslında 20. yüzyılın başında Türk milliyetçiliğine karşı, çünkü bunların hepsi geç gelen milliyetçilikler teoride, kültürelist milliyetçilikler. Türk milliyetçiliğine karşı o dönemde bu coğrafyada hegemon söylem olan Türk milliyetçiliğine karşı doğan milliyetçilik biçimleridir. Kürt milliyetçiliği keza böyledir. Arap milliyetçiliği keza böyledir. Dolayısıyla Türk milliyetçiliğinin bir anlamda şekillendirdiği azınlık milliyetçiliklerinden bahsetmek mümkün diye düşünüyorum. Bu coğrafya düşünüldüğü zaman. Evet. Yani aslında burası hakikaten o kadar kritik bir konu ki tam da yaşadığımız şehirde İstanbul'da yani mesela Beyoğlu'nda bir sürü mekanı mutfağı, göçmenlerin mutfağı aslında. Aynı anda işte Gürcü çalışıyor, Özbek çalışıyor, işte Suriyeli çalışıyor, Kürt çalışıyor ve inanılmaz bir hiyerarşi oluşmuş durumda aralarında. Ben hep söylüyorum, Beyoğlu'ndaki mekanların mutfaklarını çalışsa birisi hani hakikaten bambaşka bir şey çıkar ve onların birbirine karşı İşte Suriyeli geldi, benim ücretim düştü, işte Gürcü, Özbek'e gıcık falan. Hani hakikaten acayip bir tablo ve fotoğraf ve ekmek kavgası üzerinden örgütleniyor bütün bu aslında. Ama Ayhan Kaya'nın getirdiği yer tam aslında Fatih Benlisoy'a pas oldu. Gayrimüslimler, özellikle de Rum ve Ermeniler Türk milliyetçiliğinin kök ötekileridir diyordun sen de makalende. Tam da Ayhan Kaya aslında orada bırakmış oldu. Yani bu azınlıklar ve çoğunluklar arasındaki milliyetçilik tavrının farkı. Belki buradan sana pas atmış olayım. Alayım pası ben. Devam edeyim oradan. Devam etmeden biraz önce dönümcük iki konuşmada da aslında büyük önemli başlıklar açıldı. Evet. Katılmak açısından birkaç örnek vermek istiyorum. Yani örnek vermeden şunu söyleyeyim. Yani milliyetçilik aslında ya da ulusçuluk esas itibariyle kapitalist ulus devletin doğuşuyla alakalı bir mesele ve aslında bu devlet kuruluş pratikleriyle ilgili bir mesele. Dolayısıyla bu devletin kime hitap ettiği, o yurttaşlar topluluğunun sınırlarının nasıl tayin edildiği, o yurttaşlar topluluğunun sınırlarının nasıl değiştiği, kimin buna dahil edilip edilmediği, kimin dışarıda bırakıldığı, ulusal ötekinin nasıl belirlendiği vesaire gibi bütün başlıklar, yani doğrudan dolayı aslında ve devletin bu tebaasıyla ne düzeyde ve nasıl ilişki kurduğu vesaire, bunlar hepsi aslında dönüp dolaşıp bize ulusçuluğun ya da milliyetçiliğin ulus devlet kurma, inşa etme ve sürdürme pratikleriyle alakalı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da tabii ki işte sağ milliyetçilik, sol milliyetçilik, işte liberal milliyetçilik, bunların hepsi mümkün tabii ki. En başa gidelim, Fransız devrimini andık. Yani Fransız devriminin daha radikal devresi sırasındaki bir ulus tanımı mesela şey olarak tarif tabii eder. Yani elde silah tirana karşı direnen herkes Fransızdır. İlginçtir, aynısı 200. yılındayız, 1821 Yunan devrimi sırasında. Tabii ki tek tanım değildir ve rekabet halinde her zaman olduğu gibi çeşitli ulusal kimlik tanımları söz konusu. Bir önerilen tanım budur. Yani işte bu sefer tabii Şark despotluğuna, Osmanlı saltanatına karşı elde silahlı mücadele eden herkes Yunan'da gibi bir tanım söz konusu olabilmiştir. Yani milliyetçilik dediğimizde işte hani Bismarck'ın milliyetçiliği ile Mazzini'nin ya da Garibaldi'nin milliyetçiliği, bunlar çok farklı şeyler. Ulusal kurtuluş mücadeleleri ya da işte Fransız devrimi dediğim, Haiti'de aynı zamanda bir devrim gerçekleşiyor. Bir köle devrimi, hani bir yeni ulus devlet inşa ediyor. Bu da bir Haiti milliyetçiliği neyse işte onu inşa ediyor. Dolayısıyla sonrasında dekolonizasyon vesaire vesaire. Bugün işte devletsiz halklar denilen mesele etrafında gelişen milliyetçilik biçimleri, azınlık milliyetçilikleri diyelim onlara tırnak içerisinde. Bütün bunlar tabii ki yine o işte devlet inşa etme, devlet kurma ve sonrasında devlet sürdürme pratikleriyle alakalı olan ulusal kimlik tanımları. Ve ulusal kimlik tanımları
aslına bakarsanız hangi tarihsel koşullarda şekilleniyorsa tabii ki sonrasında değişiyorlar. Çok değişime tabiler, çok kaygan zeminler bunlar ama bir taraftan da bir takım doğum lekelerini muhafaza ettiğini açıkçası düşünüyorum. Bu beni işte soruya getirecek. Bizdeki doğum lekesinde ya da doğum lekelerinin esas itibariyle bu yani Türk ulusal kimliğin inşa sürecinin kabaca 1912 ile 22 arasında diyebileceğimiz o çok çalkantılı savaşlar içerisinde geçen vesaire dönem içerisinde söz konusu olduğunu ulusal kimlik inşa sürecinin ve bunun aslında işte gayrimüslim topluluklarla bu coğrafyadaki gayrimüslim topluluklarla bir antagonistik ilişki içerisinde olarak yaşandığı ya da olarak deneyimlendiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla Türk milliyetçiliğinin henüz oluşum anında bir tür, tabii bu hani çok da söylenmiş, yazılmış, çizilmiş bir şey ama bir Müslüman milliyetçiliği olarak doğduğu esas itibariyle ta işte hani Balkan Savaşları'nın hemen sonrasına çekelim sınırı, sonrasında esas itibariyle bir tür milleti hakime reaksiyonu, milleti hakime sendromu ya da tanımlayalım. Yani milleti hakime konumunun yitiriliyor oluşuna karşı verilmiş bir kolektif reaksiyon olarak geliştiğini Türk ulusal kimliğinin, Türk ulusal kimlik tanımının. Dolayısıyla da bunun bir takım belirgin izler bıraktı. Ne de belirgin izler bıraktı? Kim Türk? Türk nedir? Türk'ün sınırları evet. Nedir? Kim Türkiye dahil edilebilir, kim Türkiye dahil edilemez? Yani bu aynı zamanda tabii ki bu kafamızda sadece şey yapan sorular değil, ulus devlet pratikleri dedim. Yani vatandaşlık tanımı, göç politikaları vesaire gibi doğrudan dolayı devlet pratiklerini belirleyen bir şey. Ve burada hani doğum lekesi diyorum ya, Türklüğün dış harici sınırının gayrimüslim topluluklar olarak en başında kodlandığını görüyoruz. Farklı Müslüman toplulukların Türklüğe, işte temsili denirdi eskiden, Türklüğe asimilasyonun ya da entegrasyonunun bazen kolay olabilir, bazen zor olabilir, zorluk dereceleri değişebilir. Yani Türklüğe işte Arap'ın entegrasyonu, asimilasyonu daha zor kabul edilebilir de işte Pomağan daha kolay kabul edilebilir ama bir gayrimüslimin Türklük içerisinde, Türklük camiası içerisinde tanımlanmasının başından itibaren pek mümkün olmadığı, hatta yani biliyorsunuz şöyle diyeyim, Türk ulusal kimliği her ulusal kimlik gibi farklı ulusal kimlik tanımları ve tarifleri sürekli olarak birbiriyle mücadele içerisinde. Yani bugün de böyle. Yani işte mevcut siyasal iktidar başka bir ulusal kimlik tasarımı öne sürüyor. Atıyorum çeşitli muhalefet odakları, güçleri vesairesi, çevreleri de başka ulusal kimlik tasarımları öne sürüyorlar tabii ki. Ve siyaset dediğimiz şey de ulus devlet olduğu müddetçe esas itibariyle bu farklı ulusal kimlik tanımlarının ne olduğu, ne olacağı şeklinde şekilleniyor. Bunun mücadelesi oluyor. Ama başından itibaren hatta 24-25 ile işte 45-46 arasındaki bir parantez olarak kabul edilir. Yani Türk ulusal kimliğinin daha seküler temelde tanımlanmaya çalışıldığı bir dönem söz konusu. O dönemde bile, yani bu çok tabii tartışabilir sonrasında ama o dönemde bile ikisiyse bir dip akıntısı olarak bu Müslüman milliyetçiliğinin, yani göç politikalarında, vatandaşlık politikalarında, uluslararası sözleşmelerde, yani örneğin sadece Yunanistan'la yapılan işte mübadele ve mukavelenin annesinde değil, işte Bulgaristan'la, Arnavutluk'la, Romanya ile yapılan çeşitli azınlıkların korunması sözleşmelerindeki esas itibariyle haklarının müdafasını talep ettiği devlet açısından, şu topluluğun haklarını müdafaa etmek gerekir dediği topluluk Müslüman topluluk. Dolayısıyla böyle bir sınırla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bu sınır tabii ki hani aşılamaz bir sınır değil kuşkusuz ama Türk ulusal kimliğinin nasıl diyeyim tanımında çok radikal bir değişikliği öngörebilecek bir şey. Çünkü başından itibaren yani hani daha milli mücadele döneminde küçük bir parantez açayım. Yani Stefo'yla kardeşimle yaptığımız, Stefo Bilin'in söylediği bir çalışma vardı. Türk Hristiyanları Papa Eftim tartışması üzerine, biliyorsunuz milli mücadele döneminde bu Papa Eftim Türk Ortodoksları hareketi var. Şimdi aslına bakarsanız ta Şemsettin Sami'den beri Anadolu Hristiyanlarının bir tür önemli bölümünün, özellikle dahilde, sahilde değil de dahilde yaşayanlarının Türk orijinli olduğuna dair bir tartışma gelişiyor ve Meşrutiyet döneminde bu tartışma artıyor. Milli mücadelede de yani pik yapıyor. Aslında milli mücadelede bir taraftan bir tür Müslüman milliyetçiliği tanıma hakimken, yani hangi metne bakarsanız bakın, işte Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin metinlerine bakın, Amasya Tanımı'na bakın, Erzurum Kongresi'ne bakın, Sivas Kongresi'nin beyannamelerine bakın. Hepsinde aslında refere edilen topluluk Türkler değildir. Çok çok Müslüman ve Türklerdir. Ağırlıkla işte Osmanlı camiası,
işte ekseriyeti Müslüme, ahali Müslüme vesaire gibi tanımlarla karşı karşıyayız biz. Yani Araplar hariç Osmanlı Devleti Müslümanları esas aktördür milli mücadele içerisinde. Ama o dönemde aynı zamanda onun ona belli açılardan zıt bir başka milli kimlik tanımı da var. O diyor ki, efendim gayrimüslimler bu işte İzmir'deki değil de Nevşehir'deki Rum ya da Kayseri'deki Ermeni aslında Türk. İlginç bir biçimde daha milli mücadele döneminde biz 30'lardaki Türk tarih tezinin şeylerini görüyoruz, ipuçlarını görüyoruz. Yani Anadolu'nun daha Selçuklular öncesinde, 1071 öncesinde de Türk olduğu, dolayısıyla orada yaşayan Hristiyan topluluklarında Türk kökenli olması gerektiği vesaire vesaire. Çok uzatmak istemiyorum bu başlıkta ama bu tartışma daha başında, yani çok popüler, çok kabul görüyor vesaire ama daha başında ezilmiş bir tartışma. Ezilmiş derken yani hayat-ı hakikiye başka bir yoldan gidiyor ve Müslüman milliyetçiliği yolunda biz devam ediyoruz. Lozan'da zaten bu kararlaştırmış oluyor. Ondan sonrasında baktığımızda 20'lerde 30'larda bile Türk eşittir Müslüman. Daha doğrusu her Müslümanın Türk olmadığı ama Türk olanın Müslüman olmak zorunda olduğuna dair anlayış her daim devam edecek. İlginç bir örnek vardır. Burada aldığım için hemen o alıntıyla bitireyim. Bu biliyorsunuz ya da işte şey yapayım 1930'ların sonu 40'ların hemen başında 30'ların sonunda ikinci yarısında bu tabii yeni milli hükümet şey oluşturmaya çalışıyor. Yani savaşlar olmuş, gayrimüslim topluluklar tasfiye edilmiş, Anadolu nüfusu azalmış. Anadolu nüfusunu arttırmaya çalışıyor ve özellikle Balkanlardan göç kabul ediyor. Bu göç kabulü sırasında şey meselesi açılıyor. Romanya'da çok ciddi Türkçe konuşan Hristiyan bir topluluk var. İşte Gagavuzlar ya da Gagavuz Türkleri olarak ifade edilen topluluk. Özellikle işte Bükreş Büyükelçisi olan Hamdullah Supi çok çaba sarf ediyor. Bu toplulukların Türkiye'ye göç ettirilmesi. Yani 200 bin deniyor, 250 bin diyor, deniyor. Şimdi bilemeyeceğim. İlginç olan yani bu çok yoğun bir tartışma ve sonunda bu tartışma da kaybediliyor. Çünkü yani deniyor ki ya biz 10 yıl önce mübadele yaptık. Bu işte Hristiyan unsurları buradan gönderdik. Siz bize yeniden millet sorunu çıkartıyorsunuz. Burada yeniden bir millet tesis ediyorsunuz. Olmaz bu iş deniyor ama ben küçük bir örnek vermek istiyorum. Daha hani popüler anlayışta nasıl bu iş diye. Abdullah Supi bu ara 70 kadar öğrenci gönderiyor buraya. Yani işte üniversite öğretimi, yüksek öğrenim görsün, ihtisas yapsın diye buraya öğrenciler gönderiyor ama arada da tabii savaş çıkıyor. Bu öğrenciler burada mahsur kalıyorlar. Vatandaşlığa geçiyorlar vesaire. Bunların neredeyse tamamına yakın, hatta tamamı Müslümanlar geçiyor. Onlardan bir tanesi hatıratını yazıyor. Yeni ismiyle Özdemir Çobanoğlu'ydu galiba. Orada şöyle anlatıyor Müslümanlığa geçişin neden Müslüman olduğunu. Çünkü hani ismini değiştiriyor, vatandaşlık alıyor, ismini değiştiriyor ama durmuyor bir de Müslüman oluyor. Şöyle anlatıyor. Gagavuzlardan. Gagavuzlardan bir tanesi. Bu gelen öğrencilerden Hamdullah Supi'nin burada eğitim görmesi için şimdi maalesef hatırlamıyorum. O bir avuç bile neden Türk olarak kabul edilmiyor? Türk vatandaşı olunca diyor eski adım Türk adlarına uymuyordu Mikal. Onu da değiştirmek için mahkemeye başvurdum. Nihayet son işleme yani dinim hakkındaki işleme sıra gelmişti. Bu hususta hiç sıkıntı çekmeden hocamın huzuruna çıktım ve onun okuduğu duasını tekrarladıktan sonra Müslümanlığı kabul etmiş oldum. Bundan sonra annemin ismini Nadiye ve babamın adını Giray olarak değiştirdikten sonra cet becet Türk olduğum gibi adımı da tam Türkçe ad olan Özdemir yaptıktan sonra toplum gözünde hiçbir sakıncalı yanım kalmamıştı. Demek oluyor ki tam 60 yıldan beri Müslüman Türk vatandaşıyım. Böyle bitiriyor bu şeyini. Şimdi bu toplum gözünde hiçbir sakıncalı yanım kalmamıştı. Bu bahsettiğimiz 1940'larda cereyan eden bir şey. Yani teorik olarak bu seküler şey tanımı, ulusal kimlik tanımı hakim ve işte Tekin Alpler, Agop Dilaçarlar falan şey yapmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir aktif bir biçimde Türkçü politikaların şekillendirmesine göre olmamaya ve Hristiyanları entegre etmeye çalışıyorlar. İşte topluluklar kuruyorlar, Türk layık Hristiyanlar birliği var vesaire vesaire. O dönemde bir de bu, dahi bu politikanın neden tutmadığı, tutamayacağı çünkü ulusal kimliğin esas itibariyle bu dış sınırının Müslümanlık olarak tanımlandığını görmek mümkün değil. Burada bir bırakayım isterseniz. Olur. Yani çok daha birlikte tartışalım. Lütfen. Önemli geldi bana çünkü Adnan Bey, Ayhan Bey çok özür dilerim. Ayhan Bey çoğunluk milliyetçiliği, azınlık milliyetçiliği derken orayla Fatih'in hani Türk milliyetçiliğinin oluşma sürecinden söz ettiği o iki olguyu biraz netleştirmek sanki lazım. Osmanlı döneminde anladığım kadarıyla hakimiyet-i milliye tamam var ortalıkta çok açık. Osmanlıca denen dilin de şeyi
esası Türkçe aslında. Onun üstüne bir şeyler bindiriliyor. Arapça ve Farsça sözcükler yapılan bindiriliyor. Kafama takılan şey şu. Osmanlı döneminde aslında Türklük olayı hep söylendiği üzere bana da öyle gibi geliyor. Hani çok adı konmuş, bilince evet. çıkarılmış bir şey mi? Değil. Sanki kendiliğinden var öyle hatta bir şey ama. Hatta bir Osmanlı nostaljimiz var. Yani hani işte çok daha böyle yok, olmadığını alternatif. Çok cazip ve kendini ortaya koymuş, tanımlamış böyle köşeli bir hale gelmiştir. O sonradan evet. işte 12 Balkan Savaşları vesaire Cumhuriyet'in kuruluşuna giden süreç. O süreçte Türklük belirginleşmeye başlıyor. Hani egemen kavim olarak diyelim. O zaman daha işte günümüzde hala tanımlamaya uğraşan şey Milliyetçi Hareket Partisi gibi. Evet. Bunun şeyin olması önemli göründü bana. Evet. Hani çoğunluk. Tabii tabii. Çoğunluk Osmanlı sırasında da evet. Öyle. O zaman tabii çoğunluk olan hatlar açısından sonuçta bunlar Ermeniler o zaman azınlık diyebilir miyiz o zaman için yok, onlara diyemeyiz sonra, yani. Evet sonra, yani. Azınlık kelime de sonradan. Evet. Sonra, evet. Çünkü o yeni bir nüfus olarak da sonradan. Evet. 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 Tabii tabii. Aslında yani bu geldiğimiz yerden tamam yani gayrimüslim toplumlar açısından böyle Müslümanlığı farklı yorumlayanlar açısından da işler milliyetçilikle devletin idaresi açısından çok da iç acıcı olmadı aslında tarihi de bugünü de hala gene süren. Ne bileyim bu hafta mesela gene sizin makalenizde çok paralel geldi bana. İşte hani Seyit Rıza'nın da idamının yıl dönümüydü ya 38 dersim katliamı falan. Evrensel'de Hamit Bozarslan'la söyleşi yapmışlar. O da şey diyor, Ermenileri 1915'te koruyan Dersim'in Kazım Karabekir'e göre bir yara olduğu ve bölgedeki katliamın bir tarihsel intikam olduğunu söylüyor aslında. Ve Kemalizmi desteklemediklerini Alevilerin bunun da bir yanılgı olduğunu söylüyor. Sizin makalenizle çok paralel geldi. Bence bu buradan devam edebiliriz yani. Müslüman olmak da yetmiyor milliyetçilik karşısında. Yetmemenin ötesinde bilakis dezavantaj haline dönüşüyor hatta. Birincisi benim asıl yani çalışma alanı hiçbir zaman doğrudan milliyetçilik olmadı. Onun için milliyetçilik literatüründe mesela aynı kadar hiçbir zaman tam hakim değilim dedi. Ama benim hep çalışma alanım din ve siyaset ilişkileri oldu. Onun için bu yaptığım sizin için çalışmada da tamamıyla din açısından işe yanaştım ve tarihsel olarak bakmaya çalıştım. O zaman yani o şekilde baktığınızda Osmanlı'dan başlayarak yani Osmanlı bir imparatorluk. Necmi'nin de bahsettiği gibi milletler gruplarından oluşan bir imparatorluk farklı yani. Din bazlı çeşitli topluluklardan oluşan bir yapı. Tabii ki bir yani dini bir kabulle yola çıkan bir imparatorluk yapısı. Adım adım topraklarını genişletirken de ama derdi son tarihte bütün imparatorluklarda olduğu gibi ben vergimi alayım, herkes kendi meşrebine göre yaşasın kendi kuralına, kendi adetine göre yaşasın üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla da aslında yakınlarda bir araştırma içinde bulundum. Bütün bu çağlar boyunca yani Avrupa'daki çeşitli yapılarla İngiltere, Fransa, İtalya, İtalya'daki devletler, şehir devletleri ile işte 13. 14. yüzyıldan başlayarak Osmanlı'nın bir şekilde karşılaştırılması. Orada şekilde bakacak olursanız bu ayrımcılık yani dine dayalı daha doğrusu çeşitli ayrımcılıklar bakımından bakacak olursanız Osmanlı göreceli olarak son derece
müsamahakar görünüyor. Ben hoşgörü kelimesini sevmiyorum. Hoşgörü kelimesini sevmediğim için de yani tahammül gösteren anlamında kullanıyorum müsamahakar. Şimdi niye? Çünkü dediğim gibi yani son tahlilde kendinin bir güveni var, kendisinin bir çoğunluk olduğu kanaatinde. Bunun tanımı tabii ki çok geç döneme kadar daha farklı kavramlar üzerinden geçiyor. Türk diye bir kavram yok. Daha çok göçmenlere, Türkmenlere verdikleri kelime, kullandıkları kelime Türk kelimesi tanımı. Dolayısıyla bir çoğunluk din, hele ki siyaset bakımından bakıp, iktidar bakımından Osmanlı'nın baktığımızda baştan itibaren Sünni Müslüman bir tercih üzerinden kurulmuş, yürütülen bir siyaset görüyoruz. Ha burada Müslüman olmayan unsurlara gösterdikleri müsamahayı Müslüman olup da kendileri gibi yorumlamayan gruplara göstermiyorlar. Baştan itibaren her zaman bir takım problemler orada başlıyor. Aleviler başta olmak üzere. Dolayısıyla yani buradaki Necmi Hanım'ın hani adım adım şeyleşme, sanayileşme vesaire olarak adlandırdığını ben modernitenin ayak adım yani o modernitenin adımları ve modernitenin oluşması olarak daha kavramsallaştırmayı tercih ediyorum. O modernitenin oluşması içinde de çok haklı, tamamıyla ben de aynı fikirdeyim. Bir tür kaçınılmaz olarak o ulus denilen kurgu içinde tamamıyla kurgu bence Wendy Anderson'ın tabii ki adımlarını takip ederek bunu söylüyorum. Bir kurgu, bir tahayyül ulus dediğin yoksa kimlikle neyi kabul edersen onun üzerinden yaptığın bir takım tanımlar. Dolayısıyla o tanımlar içinde hem tarihsel bir takım olaylar yani 19. yüzyılın başından itibaren çeşitli unsurların imparatorluk içindeki kendi bağımsızlıklarını kazanma çabaları, buna karşılık Osmanlı Devleti'nin ve o devleti idare edenlerin bir şekilde o devletin sürekliliğini sağlayabilmek için gösterdikleri reaksiyonlar. İkinci Abdülhamit'in panislamizmi bunun en baş örneği. O adım adım tam işte Yusuf Akçıl'ın inanılmaz bir şeyle aslında çok erken bir şeydi. 1902'de bunu tespit etmek olağanüstü bir şey. Üç kula tarzı siyasetle gelişiyor. Nerenin seçildiği de malum. Ha, milliyetçilik dediğin yani bir grup yani nasıl tahayyül ederse etsin, birilerini ben onun dışında kalanları da diğerleri diye tanımlamak insanın tinetinde olan bir şey. Yani ilk yerleşik noktaya yani yerleşik düzene milattan önce 10.000'e geçtiğinde ilk yaptığı etrafına duvar yapmak, çevirmek. İlk yerleşimlerin bütün hepsinde gördüğümüz. Yani Göbekli Tepe o şekilde değil, Göbekli Tepe daha farklı. Diğerini söylüyorum, Konya Ökçe'yi söylüyorum. Çatalhöyük'te de öyle, Ceriko'da da öyle. Bulamasam da kelimeleri unutmasam çok daha rahat anlatacağım. Konuşabilsem neler söyleyeceğim ama. Ceriko'da da öyle, Filistin'de, bugün Filistin topraklarındaki Çatalhöyük'te de öyle. Anında duvar çekiyor etrafına. Niye? Yani kendisi olarak tanımladığının dışındaki her şeyi dışlamak için. Yani insanın psikolojik bir ihtiyacı bir şekilde kendi bir grup halinde tanımlamak ve modernite çerçevesinde bütün koşullarla da adım 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 giderek bu ulus tahayyülüne kadar varan bir şey.
Demin Ayhan şeyi söyledi, milliyetçiliklerin hiçbirine de makbul olarak benim açımdan. Ben de aynı sübjektiflikle şey yaparım. Yani tabii bütün bu söylediklerimde kendi sübjektif tercihimin de ister istemez şeyi merceği var. Hiçbir zaman milliyetçilikle tanımlanmak bana cazip gelen bir şey değil. Onun için de muhtemelen yaptığım çalışmalara da yansıyor ama. Ama bunun da bir insanlık maalesef gerçeği olduğundan da reddedemeyeceğimiz bir nokta. Ne yazık ki enternasyonel çok cazip bir ütopya olsa da tercih edilecek bir şey sanki değil insanlık açısından. Ben burada şimdilik bitireyim. bu son cümleden nasıl bambaşka bir yere gidebilir de şu yanımın bakışından da aldım. Yok emin olamadım. Doğru mu? Hayır, kötü bir şey değil. Bütün cümlesine rağmen insan dediğiniz yaratığın tiyatına uygun. Burada varoluşçuluğa hiç girmeden size sözü zaten vereceğim. O yüzden hemen ama bir şey ekleyerek vermek istiyorum. Çünkü tamam siz. Yani İştar aslında o kadar önemli bir şeye değindi ki burada hepimizin altını çizdiği bir nokta var. Bana öyle geliyor. Belki de insanlık tarihinin en önemli yüzyıllarından bir tanesi 16. yüzyıl olarak karşımıza çıkıyor. Yani 16. yüzyıl öyle bir yüzyıl. 16. yüzyıl ve öncesinde batıdaki imparatorluklar farklı dinlerden gelen insanlara karşı müsamaha göstermiyorlar. İşte Yahudiler İspanya'dan def edilmiyor tırnak içinde. Müslümanlar keza yine öyle. 16. yüzyılda Fransa'da Saint Bartholomew katliamı oluyor. Yüz binlerce protestan göç etmek veya öldürülmek durumunda kalıyor. Sabah kalkıyor, kıtır kıtır kesiliyor komünist tarafında. Jean Baudin'in çalışmalarında, Hobbes'un çalışmalarında o dönemin Osmanlısı adeta böyle bir şey gibi gösterilir. İşte kurtuluş burada. Yani böylesine bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Ki onu örnek olarak alırlar. Ki o dönemde 16. yüzyılda Osmanlı Balkanlar'da farklı dinleri bir şekilde yönetebilme becerisini gösteriyor. Tolerans dediğimiz rejim aslında Fransa'nın, Almanya'nın ve diğer Batı ülkelerinin Osmanlı'dan aldıkları bir rejim olarak karşımıza çıkıyor. Tolerans rejimi. Bunu yazanlar da özellikle bir takım bu konularda çalışan Batılı meslektaşlarımız. Şunu söylemek istiyorum. Yani Osmanlı o dönemdeki ihtişamlı işte tırnak içinde güçlü olduğu zaman başarılı bir yönetim sergilerken ve Batı'ya bir anlamda nasıl diyelim örnek olabilirken ve Avrupa'da ortaya çıkan ulus devletlerin oluşumuna dini farklılıkları çözen, onu yönetebilen ulus devletlerin oluşumuna bir kaynaklık teşkil ederken kendisine baktığımız zaman bu pek de öyle olmuyor. Çok da ertelenen bir süreçte bunlar yaşanmak durumunda kalıyor. Özellikle orada tolerans kavramının tolerans rejiminin altını çizmek istedim. Bir noktayı daha ekleyecektim. Buyurun. Görünen. Yani Osmanlı'da azınlıklara belki yani belirli açılardan bakınca hoşgörü Tahammül. Sürekli imtiyaz sağlandığı gibi bir yerden de propaganda edilmesinden bahsediyorsunuz. Bir kere o var. Abartılarak ben böyle Osmanlı cennetliler bize tanımlıyorum. O bana çok fena geliyor. Çünkü tekrar dönmek isteyebileceğimiz o altın çağ değil yani Osmanlı. Tam da onu bir kere daha hatırlamakta fayda var gerçi. Derecilere de sayılıyor ama her ekaliyete mensup her halk bir kere kendi kendini işaretlemek zorunda kalıyormuş. Şapkasının renginden tutun, saç kadınların saç biçiminin tarzı. Bu tamam belki yaşamasına işte kendi hukukunu uygulamasına hoşgörü gösteriliyor ama hani o kadar da özgür değil. Mahallenin şeyi, patronu başka. O hep belli olarak yaşanmış belli ki.
Bu da hep kafamın. Bir de zaten hani şimdi Fuji oradaki hani tarihsel şeyi biraz açtım. Hani ona o kadar zamanımız yok daha detaylı ama zaten hoşgörü ihtiyacı olması gerekmemesi zaten, asıl evet, ihtiyaç ya. Hani buranın asli unsurları Alevilerde, Rumlarda, Ermenilerde, Kürtlerde hani zaten tam olarak tartışmanın mesela bugünkü güncel, oraya gelecektim Ayhan Kaya'ya yeniden söz verirken bu kısmı hep beraber ama yani herkese sormuş oluyorum. Yani Suriyeliler üzerinden başka bir gerçekten milliyetinin kendini güncellediği bir yerdeyiz. Hani bugüne kadar konuştuğumuz her şey asli unsurlar üzerinden. Yani zaten buralı toplumlara işte Müslüman da olsa olmasa da hani belirleyiciliğin din olduğu bir milliyetçilik inşa edilmiş olsa da ama buraları bu zaten buradaki toplumların burada var olan burayı var eden toplumların karşılaştığı milliyetçilik ve kırımlarla şiddetle konuşuluyor. Hep buradan tartışıyoruz çoğu zaman ama buradan hani bugüne geldiğimizde Suriyeliler, Afganlar hakikaten bir savaşla ve Ayhan Bey'in çok güzel bir ifadesi var. Hep geçici, hani geliyorlar ama gidecekler. Onları yeniden göndereceğiz. Misafir onlar. Ki orada da belki Fuji'nin bu burada belki söz aldığında oraya daha fazla değinebilir. Bir de sınıfsal boyut var çünkü aynı zamanda bunun. Orayı da konuşmak isterim. Yani ilk çünkü hatırlıyorum Antep'e geldiğinde Suriyeliler daha en başıydı. Oradaydım ve hani arkadaşlarım hakikaten şeyi göstermişlerdi işte cami avluları cidden insan kaynıyordu. Sıcaktı havalar ben gittiğimde ve hani hakikaten yer yoktu yani cami avlularında. Dedi ki gel seni bir yere daha götüreyim dedi. Arabayla böyle şehrin biraz dışında bir yere gittik ve işte dedi böyle acayip pahalı olduğu söylenen apartmanlar, siteler vardı. İşte zengin Suriyeliler de burada yaşıyor. demişti. Daha en başında aslında öyle de bir ayrılıkla başlamıştı yol. Ama bu misafir söylemi bugün geldiğimiz noktada sonuçta artık onlar da asli unsur olarak bu toplumun birlikte yaşayacağımız bir toplum daha eklendi. Yani Habermas şöyle bir tanımlama yapıyor. Bugün hatırlarsanız 90'lı yıllardı bu hani anayasal vatandaşlık diye Nur Vergin tercüme etmişti. Anayasal yurtseverlik aslında kavramın orijini. O dönemki tartışmalar yine aslında bu dönemdeki tartışmalara çok benziyor. Belki evet, bizim o tartışmaları yeniden güncellememiz gerekiyor. Bir takım şeyleri yeniden hatırlayabilmemiz ve daha ileri bir noktaya götürebilmemiz için bu tartışmaları. Sınırları önceden tanımlanmış bir millet olgusundan bahsediyor. Hı hı. Almanya için konuşuyor ama onu Türkiye'ye uyarladığımız zaman Türk milleti dediğimiz milletin, ulusun sınırları önceden tanımlanmış aslında. Nedir bu sınırlar? Türk olan, etnik olarak, dini olarak Sünni Müslüman olan ve de erkek olan aslında. Yani bu evet, dörtlü dışında kalanlar bir takım avantajlarına veya dezavantajlarına göre belki bu bohçaya yamalanabilir veya yamalanamaz. O açıdan baktığım zaman ben kendi çalışmalarımda, göç çalışmalarımda üç farklı kavramın üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Göçmen, misafir ve yabancı. Şimdi bu üç kavram Türkiye'deki milliyetçilik tartışmalarını bence özetlemek açısından çok yararlı ve göç tartışmalarına da bağlamak açısından yararlı. Mesela Batı dillerinde göçmen, migrant dediğimiz zaman aslında bir şeyi anlıyoruz. Yani işte bir başka bir ülkeden, başka bir yerden gelen insan. Burada etnisite yok aslında. Hı hı. Ama Türkiye'de göçmen denildiğinde işte 34 işte İskan Kanunu bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatır. Aslında göçmen dediğimiz insan bugün hem yasal metinlerimizde böyledir hem de gündelik hayattaki kullandığımız dille de böyledir. Göçmen derken biz kime göçmen diyoruz aslında? Etnik olarak Türk olan ve başka bir yerden gelen, o yüzden işte Türkmenistan'dan gelen göçmenler, Balkanlardan gelen göçmenler denir. Çünkü orada Türklük vardır ve bu göçmenler Türk unsurunun bir parçası olarak zaman içerisinde kabul edilebilirler ve Türk milletinin bir parçası haline gelebilirler.
asimile olduğu sürece. Evet. Bir de misafir kavramı var. Misafir kavramını biz 90'lı yıllarda kullandık. Şimdilerde Suriyeliler için kullanıyoruz. Misafir aslında kime misafir diyoruz biz? Yine hem yasal metinlerimizde hem de gündelik hayattaki dilimizde. Müslüman olan, buyursun gelsin, ama Türk olmayan, yani etnik olarak Türk olmayanları ama Müslüman olanları Sünni veya Alevi fark etmiyor. Türkiye'de misafir muamelesi yapıyoruz. Belli ölçüde onları tolere edebiliyoruz, tahammül edebiliyoruz ama tahammül değil mi? Tahammül. Kelime itibariyle Hamıl'dan geliyor. Onları da yük olarak görüyoruz. Yani gönül isterdi ki onlar da hiç olmasın ama madem gelmişler işte Ensar söylemi üretildi vesaire onun evet. üzerinden bir mecbur yardım et. Misafir dediğin gidici olan. Tabii gidecek, evet. geçici olan. 3 günlüktür misafirlik. 4 gün olunca problem haline geliyor. Dolayısıyla biz bu insanlara misafir diyoruz. Ama onların da bu ulusal kimlik içerisinde kendilerine yer bulmaları çok da mümkün olmuyor. Bir de yabancı var. Yabancı maalesef Müslüman olmayan bu ülke topraklarında belki binlerce yıl öncesinden olsalar bile ama Müslüman olmadıkları sürece Ermeni, Rum, işte Yahudi aklınızda ne gelirse hatta Romanlar, Türklerden önce bu coğrafyaya gelmiş olan insan toplulukları, onlar ne Türk ne Müslüman oldukları için asla ve asla bu millet tanımının önceden tanımlanmış, sınırları önceden tanımlanmış milletin içerisinde kendilerine yer bulamıyorlar. Dolayısıyla bu geçicilik kavramı üzerinden düşünüldüğü zaman, ensar ve misafirlik kavramları üzerinden düşünüldüğü zaman, Türkiye'de bugün giderek artan benim arabofobi dediğim, Arap aslında düşmanlığı, yabancı düşmanlığı diyebilirsiniz, ırkçılık diyebilirsiniz ya da ayrımcı Arap ırkçılığı diyebilirsiniz. Adına ne koyarsanız koyun. Türkiye'de ilk defa 2015 yılında çok net olarak kesit bir şekilde meşhur şairimiz İsmet Özel aslında bunu ifade etmişti. O dönemde aynen şu ifadeleri kullandı. Bu Suriyelilerin burada ne işi var? Kendi ülkelerinde kalıp vatanlarını düşmana karşı savunmak durumundaydılar. Bizim ecdadımız öyle yapmıştı. Şimdi oradan gelen ve Türkiye'de ister mütedeyyin olsun, ister seküler olsun, ister laik olsun müthiş bir damar var. Bu damar milliyetçilikten gücünü alıyor ve şu anda Suriyelilere karşı veya Afganlara karşı kendisini çok belirgin bir şekilde gösterebiliyor. Burada da siyasetin özellikle hani siyaset biliminde biz hep şey deriz, kamuoyu kendiliğinden var olan bir şey değildir, kamuoyu yaratılır. Hı hı. Türkiye'deki bugünkü belki Suriyeli karşıtı kamuoyunu yaratan da aslında geçmişte kullanılan bu ensar söylemidir. Çünkü geçiciliğe ve misafirliğe vurgu yapar. Toplumu bu şekilde hazırladığınız için artık toplum gitmiyorlar, buradalar, burada kalacaklar şeklinde net bir bilgiye sahiptir şimdi. Bu nedenle de yani beklentilerle gerçeklikler uyuşmadığı için orada bir gerilim olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Linçlerin, ırkçılığın, arabofobinin özünde de bunun olduğu kanaatini taşıyorum. Yani iyi yönetilemeyen bir süreç olduğu kanaatindeyim. Sadece böyle açıklayabilir miyiz acaba? İyi yönetilmek istendi mi? Arandı mı? Tercih edildi mi? Yani bunun bir planlaması programı ya da işte hani bütün bu milliyetçilik tarihini sırtında taşırken işte misafir dediğine neler etmez gibi de oluyor. İsterim. Lütfen. Özellikle misafir kelimesinden Almanlar yanlış bilmiyorsam çok bildiğim bir memleket değildir Almanya ama oradaki mesela Türkler ve diğer işçiler diğer ülkelerden gelen işçilere misafir işçi diyorlar. Evet. Şimdi Türkiye'nin de bu göçmen, Suriyeli göçmenleri ucuz iş gücü olarak kullanmak niyeti böyle epeyce de konuşuldu bu niyet. Sınıfsal bir mesele az önce sizin de temas ettiğiniz olarak. O plan programının önemli bir kısmı belli ki bu yani. Ama başka bir sürü şey de geliyor insanın aklına. İşte Avrupa'dan mümkün olduğu kadar para koparıp bir kısmını cebellezi ederek argo bir deyimle kalan bir kısmını kullanmak vesaire vesaire.
bunlar haberlere de yansıdı aslında. Çok yorum olmaktan çıktı. Evet, yorum olmaktan çıktı. Gerçek tabii bunlar. Ne ölçüde entelar gerçekleşti veya neyi belirliyor, nereye kadar. İşin mantığına uygun açıklamalar yani. Bir cümle ekleyebilirim. İkinizin yaptığı müdahaleye yönelik olarak. Ensar ile bir söylem kuruldu. Aslında başarılı oldu. Yani 4 milyon insanı burada bütün zorluklara rağmen misafir etmek ve 10 yıldır da çok büyük sorunlar olmadan dünyanın en fazla mülteci olan alan ülkesi konumunda bu süreç bir şekilde götürüldü. Ama şuradan çok fazla eleştirilmesi gerekiyor. Ensar söylemini kuranlar, yani iktidar ve çevreleri bugün özellikle muhalefetten ve özellikle de milliyetçi bir takım kişilerden, siyasetçilerden Afgan göçü sürecinde sürekli sosyal medyada yansıdığı bir takım geçmişten resimler kullandılar ve toplulukları, insanları galeyana getirdiler. Adeta Türkiye Afganistanlıların akınına uğruyormuş gibi. Tabii. Yok öyle bir şey aslında. Dolayısıyla bu milliyetçi refleks CHP'de de zaman zaman ortaya çıkıyor. İyi Parti'de, diğer bir takım siyasetçilerde ortaya çıkıyor. Buna karşı iktidarın kullandığı söylemi ben önemsiyorum. Ensar söyleminden tamamıyla vazgeçtiler artık. Belli çevreler hala onu devam ettiriyorlar, mütedeyyin çevreler, sivil toplumda, ama iktidar açısından bakıldığı zaman bu söylemden tamamıyla vazgeçilmiş. Ama bu defa kullanılan söylem ondan çok daha problemli bir söylem. O da işte bu insanlar giderse Türkiye ekonomisi çöker şeklinde. Ben ona tabiri caizse ensardan simsara geçiş diye değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Hakikaten de öyle bir şey ki biz kendi çalışmalarımızda ensar söylemi kullanılırken bile, iktidar çevrelerinde ensar söylemi kullanılırken bile bunun arka planında çok ciddi ekonomik bir takım beklentiler, çıkarlar olduğunu rahatlıkla alan çalışmasındaki gözlemlerimizden söyleyebiliyorduk. Yani o da hikayede aslında, onu o şekilde özetlemek mümkün. Saylan, bu dönemin milliyetçiliğinin, yani Suriyeliler, Afganlar üzerinden inşa edilen bütün söylemler inanılmaz ekonomik. Evet. Köklere dayanıyor. O hani muz yeme videoları ve sonrasındaki operasyon öncesindeki o saldırıyı oradan örgütlemek, Türkiye'de çalışma hayatına katma biçimleri, onları ve işte şu anki ekonomik krizin, doların fiyatının yükselişinin bile hani Suriyelileri Afganlara karşı bir milliyetçiliğe dönüşmesi, o yüzden aslında öyle sormak istedim. Milliyetçilik kendini güncelledi ve başka bir modele kendini revize etmiş gibi görünüyor. İşler gözaydın, belki buradan siz de devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani şuradan da gene dinle de ilişkisi üzerinden de düşünürsek. Dinle ilişkisi üzerinden bu noktada düşünecek, yani tabii ki düşünülebilir ama yani şeyde, deminki benzetme veya karşılaştırma gayet yerindeydi. 1960'lar sonrasında, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'nın o şeyinden, kayıplarından sonra Avrupa'nın yeniden kendi sanayileşmesini ve iş gücünü sağlayabilmesi sürecinde aldıkları yabancı işçiler hep dediğimiz gibi misafir olarak başta nitelendiriyor ve onu nasıl olsa bir zaman sonra işler değişecek ve gidecekler diye bekliyor. Tabii ki insan hayatları o şekilde olacak bir şey değil. Kök salıyor insanlar. Kök salıyor ve kuşaklar oluşmaya başlıyor ve beraberinde de çeşitli meseleler çıkıyor çünkü dinamikler değişiyor. İskandinav ülkelerinin bir kısmında yükselen milliyetçilik ve ırkçılık şeylerinde, söylemlerinde şeyin, pastanın paylaşılması, ekonomikte ekonomik problemler var. Türkiye'deki başka bir boyutu, yani ekmeğin paylaşılmasından öte, ama bir yandan da yani farklı bir noktadan da bir sömürü düzeninde bahsediyoruz. Yani düşük şeyle
ücretlerle çalıştırılan işçiler, işte şeyde yeni oluşan kademeleşmeler, yerarşiler vesaire. Dolayısıyla çok karmaşık bir şeyden bahsediyoruz ve yani insan hayatlarının bu şekildeki dinamikleri içinde sanırım yani daha da yani bu yalnızca iyi yönetilmek yönetilmemenin ötesinde o kadar suistimale açık bir konu ki bir çözüme ulaşması da hiçbir siyasetin herhangi bir yelpazesi bakımından çok kolay değil zannediyorum. Evet, gerçekten çok doğru. Yani şimdi Fatih Bensoy'a burada yani az önce de söylediğim evet hani işte Suriyeliler üzerinden, Afganlar üzerinden şimdi hem benzer hani işte ne diyeyim işte gayrimüslim toplumuna karşı söylenen şeyler de Alevilere söylenen şeyler de geliştirilen söylemler de benzer ama özgün tarafları var. O tarafları üzerinden sen ne söylersin? Oraya gelmeden böyle sesi düşünmeye çalışacağım. Biraz önce böyle büyük başlıklar çünkü bu bahsettiğimiz ırkçılık, göçmen düşmanlığı vesaire günümüzde yani hatırlatalım hani bu Türkiye'nin meselesi değil. Tabii tabii. Ama Türkiye aslında Avrupa Birliği'nin göçmen politikasının uygulayıcısı konumunda. Yani bugün aslında baktığınızda Belarus, Polonya sınırında ne oluyorsa Türkiye'nin sınırında söz konusu olan o. Yani aslında Avrupa'yı hatta büyük ölçüde Almanya tarafından Avrupa'yı böyle hani göçmen free demeyelim ama böyle göçmen free bir göçmenlerden azade bir alan olarak tutmak değil ama göçmen akışını, demografik akışı kontrol altında tutmanın şeylerinden bir tanesi haline getirmiş Türkiye. Niye? Çünkü siyasal iktidarın da işine giriyor vesaire vesaire. Bu hepimizin bildiği, tartıştığı meseleler ama orada en başında şunu söylemeye çalıştım ya çalışmıştım. Yani milliyetçilik esas itibariyle bu modern kapitalist devletle kurulan devletin pratikleriyle alakalı bir mesele. O devletin kendi tebaasıyla kurduğu ilişkiyle alakalı bir mesele. O tebaayı nasıl tanımladı, onun sınırlarını nasıl çizdiğiyle alakalı bir mesele. Şimdi tabii bu dönemimize has büyük demografik hareketler ulus devletin şeyini zorluyor. Çerçevesini zorluyor. Çünkü yani kapitalist ulus devlet açısından tabii ki göç meselesi aslında içteki emek piyasasının düzenleme biçimlerinden bir tanesi. Yani her zaman bir ırksallaştırılmış emek piyasasıyla karşı karşıya kalıyoruz ve cinsiyetlendirilmiş. Yani kadının emek piyasasındaki konumu her zaman farklıdır, gencin farklıdır, siyahın farklıdır. Yaptığı işler farklıdır yani. Çocuğun farklıdır. Çocuğun farklıdır vesaire vesaire. Yani hiçbir zaman böyle bir işte Marx'ın Kapital'in birinci bölümünde o da değiştirdi tabii ama birinci bölümde tarif ettiği o laboratuvar şeyinde püri patlığında bir kapitalist zimine karşı karşıya kalmıyoruz. Ama bugün itibariyle tabii ve böyle bir karşı karşıya bulunduğumuz ekolojik krizi falan da düşündüğümüzde bu demografik akışın çok daha yoğun gerçekleşeceğini görüyoruz ve dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde muhtemelen önümüzdeki dönemin zaten onun ipuçları çok aşikar, ipuçları da yok yani gözümüzün önünde. Yani 21. yüzyıl milliyetçiliğinin daha ırkçı bir milliyetçilik olma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü esas itibariyle bu meseleyle karşı karşıya kalacak ve ulusal kimlik tanımı bu mesele etrafında şekilleniyor olacak. Ve dediğim gibi bu sadece Türkiye ile ilgili bir mesele olmayacak diye düşünüyorum. 19. yüzyılda da öyle olmadı gibi. Ya 19. yüzyıl tabii çok hani yani biraz önce örneklerini vermeye çalıştım. Evet. Yani başka bir oluşum süreci. Evet evet. Yok yeniden tarihe dönelim diye demedim. Aslında gene hani bir etkileşim halinde olduğu için Necmi Hanım'ın yazısını hani da biraz önce şeyden şeyler bahsedildi ya bu işte Çatalhöyük mesela duvar. Evet. Şimdi mesela hani Çatalhöyük'teki duvarın işlevi çok farklı. Bu şeyin güzel bir ifadesi var James Scott'ın. Duvar dışarıdakileri dışarıda tutmak için değil aslında içeridekileri tutmak için. Çünkü Neolitik devir olmuş insanlar aslında daha zengin beslenme kaynaklarına sahipken tahıl üretmeye mahkum kılınmışlar ve kaçmamaları lazım. Dolayısıyla oradaki iktidarın tebaasıyla kurduğu ilişki bambaşka, duvarı onları tutmak için kuruyor. Şimdi günümüzün duvarları dışarıda tutmak. Mümkün evet. Mertebe dışarıda tutmak. Yani işte 1989'da Berlin duvarı yıkıldı, işte duvarsız dünya vesaire çok konuşuldu. Bugün yani Bangladeş, Hindistan sınırından başlayın ABD, Meksika sınırına kadar Avrupa'nın çeşitli tarafları yani Yunanistan duvar, Bulgaristan duvar, Polonya duvar, her yer duvar. Bu da bize şeyin işaretini ortaya koyuyor aslında. Yani günümüzün milliyetçiliği daha fazla nasıl desem dışarıda tutmaya
dışarıdakini içeriye dahil olmaya, engel olmaya dönük bir ırkçı reaksiyonla herhalde damgalanacak diye sesli düşündüm. Özür dilerim. Soru neydi? Soru, yo, soru ne benziyor? Ya şu bak, hani soru aslında tam unuttuğum bir mesele vardı, onu ifade edeyim. Biraz atlamış olacağım konuyu ama yani ben hani bu işte hani dış sınırını Türklüğün biraz önce de hepimiz ifade ettik, hani bu gayrimüslim topluluklar oluşturuyor. Bunlar göçmen olabilir, işte otantik topluluklar da olabilir bu toplulukların, tırnak içinde otantik, yani mutlak otantik diye bir şey yok kuşkusuz. Ama buradan hani bir adım öteye gitmek istiyorum. Kitapta da o tabiri kullanıyorum, kök öteki diye. Yani Türk ulusal kimliği esas itibariyle gayrimüslimlerle böyle antagonistik bir ilişki içerisinde kurulduğu ya da kurulduğu tahayyül edildi ya da yani o zihin çerçevesi, dünyası çerçevesinde kurulduğu için önemli ölçüde ötekileştirme, günümüze has ötekileştirme ve düşmanlaştırma pratikleri de o dönemi andırabiliyor. Yani ulusal ötekiyi tanımlamak için çoğu zaman onu gayrimüslimleştirmek gerekiyor. Yani işte ya duvarlara yazılan Ermenisiniz, Ermeni piçleri tırnak içinde affedersiniz vesaire gibi tabirler böyle genel geçer şovenizm, genel geçer jingoizm değil. Refleks çağır, yani doğum lekesi dedim ya, doğum izi dedim ya, ona müracaat etmek zorunda kalıyoruz. Yani Türklük camiasından dışlamak için onu aynı zamanda Müslümanlık camiasından da çıkartmak durumunda kalıyoruz. Aleviler içinde aynı şey söz konusu oluyor. Yani tabii. Alisiz Alevilik falan tabii. Gibi yani bir tür şey Aleviliği atmak, hani hoşa gitmeyen Aleviliği gayrimüslim olarak tanımlamak neredeyse onu aynı zamanda gayri Türk olarak da tanımlamanın bir yolu haline gelebiliyor. Dolayısıyla tabii ki bu değil sadece Türk milliyetçiliğinin ötekileştirme, dışlama ve düşmanlaştırma mekanizmaları ama izlerini taşımaya devam ediyor tabii ki. O izler, hani en köklü izler oralarda görebiliyorsunuz. Gayrimüslimleştirme, Müslüman milletten dışlayarak Türk ulusundan dışlama diyebiliriz buna. Bunun şeyi var, soruyu ben böyle anladım. Soruya cevap edeceğim. Yok, problem yok yani, hani hiçbir şey yok, sorun yok bence. Ben aslında biraz sizlerin de sorularını, katkılarını alabiliriz diye düşünüyorum. Bir tek ondan öncesi sizler katılmadan önce hani şunu da sadece sorup bırakayım. Arapları gayrimüslimleştirmek, Suriyelileri, Afganları nasıl olur? Nasıl oluyor ya da bunun şey işareti olduğunu düşünüyor musunuz? Yani Suriye'de meselesi de şu söz konusu oldu tabii, özellikle yani siyasal iktidar açısından şey değil de göçmenleri, mültecileri değil de Suriye siyasal rejimini, yani hani hiç hayırla yad etmeyeceğim bir siyasal rejim ama onun işte hani Nusayri diyerek doğrudan doğruya esas itibariyle yani bir sünnilik adına dışlayan, dıştalayan mezhepçi bir dil bizim siyasal iktidarın çok çok kullandığı bir strateji oldu. Şey, o açıdan hani orada bir nüvesini görebiliyoruz mesela. Yani şeyini siyasal ve askeri ve diplomatik olarak hedefe koyduğu şeyi, rejimin şeyini ortaya bir tür yine gayrimüslimleştirmek, gayrisünnileştirmek diyelim bu aşamada ki pek farklı değil aslında. Evet, doğru. Sizlerden soru, yorum, katkı bence daha interaktif kılabiliriz. Buyurun lütfen. En son sünnilik bahsi geçmişken konuşulurken de aklıma geldi. Osmanlı'daki Türk sünni hegemonyasında baskın askeri sınıfın Bektaşi olması, Yeniçerilerin Bektaşi olması bir istisna mıdır, bir paradoks mudur, bir hani, önemi var mıdır bunu belirtmenin? Var mıdır? İşte Hanım şeydi tabii ilginç bir soru ve son derece önemli bir soru. Benim dışında cevaplandırmak isteyen var mı? Bir şey yapabilirim. Yani doğrudan cevap olmayabilir. Bir iki şey söyleyebilirim. Ya bir genel bir cevap tabii şey olarak düşünmeyelim. Yani siz dediğiniz hani Türk Sünni Müslüman şeyine. Yani modern devletin tebaasıyla kurduğu ilişkiyle hani modern öncesi ya da kapitalizm öncesi imparatorluğun tebaasıyla kurduğu ilişki bahsedildi. Yani birbirinden bambaşka çok farklı ilişki biçimleri. Biz yani doğumdan mezara kadar devletle bir aradayız, birlikteyiz. Can ciğer kuzu sarmasıyız ya da değiliz. Hani bu ilişkiyi zaten tartışıyoruz. Bu ilişkiyi de siyaset diyoruz. Yani Osmanlı İmparatorluğu açısından böyle bir mesele değil. Siz de belirttiniz. Yani reayayla şeyin hakim sınıfın kurduğu ilişki çok daha böyle nasıl diyeyim yani
bugünkü devletle kıyasladığında çok daha zayıf bir ilişki esas itibariyle artığın temellükü meselesi etrafta dolaşıyor. Ne zaman ki devlet askere geleceksin, vergi vereceksin vesaire diye başlıyor, Osmanlı'da tabi bu ayaklanmalar Dersim'e kadar o zaman mesele oluyor. Dersim sadece Ermeni meselesi falan değil de Dersim iç kolonizasyondur. İç sömürge, yani bütün dünyada olduğu gibi bizim de iç kolonizasyon meselesi de Dersim'in modern devlete katılması. Bu ıskanılan barışta Kizer iyi anlatır bunu. Esas mesele odur orada. Bir o genel şey. İkincisi de aslında tam olarak bir cevap vermeyeceğim. Şöyle bir cevap vermeye çalışacağım. Bunu yazanlar çok oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nda ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nde de. Esas itibariyle modernleşmenin aynı zamanda hani İslamizasyon demeyeyim ona ama dini nasıl diyelim ona ortodokslaşma olarak cereyan etmesi. Mesela Abdülhamit devri için çok açıktır bu. Yani Abdülhamit açısından esas itibariyle aynı zamanda hem ciddi bir modernleşme hamlesi söz konusudur. Aynı zamanda da heterodoks dinsel yorum ve ifade biçimlerinin değerlenmesi, toplanması bir tür hani sünnileşme sürecinin söz konusu olması. Yani böylesi bir süreç işlemiş olabilir diye düşünüyorum esas itibariyle. O çok daha önceden başlıyor. Yani Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, bütün Bektaşi tekkelerinin Nakşibendilere verilmesiyle başlayan o süreç ki zaten Yeniçeri'nin modernleşme dediğimiz modern ordu vesaire. Aynı şeyin. Nizam-ı Cedid hikayesinden aynı şeyin. Dolayısıyla şöyle düşünebilir miyiz? Yani esas itibariyle niye bunlar bir arada gelişiyor? Çünkü modern devletin tebaasıyla kurduğu ilişki yoğunlaştıkça onu daha fazla seferber etmek, onu daha fazla hani hareketlendiriyor ve dolayısıyla da nasıl söyleyeyim bu ideolojik toplumsal homojenizasyon devletin daha yoğun bir derdi haline gelmeye başlıyor. Onu nasıl çağıracağı, devletin tebaasıyla kurduğu ilişkide o yoğunlaşmış ve süreklileşmiş ilişkide tebaaya nasıl hitap edeceği ve tebaanın devletle kurduğu ilişkiyi nasıl anlamlandıracağı meselesi ortaya çıkıyor ve bu hani bir taraftan da bu etnik dinsel homojenizasyona yol açıyor. Çok konuştum, bir sonla bitireceğim. O da başka bir tartışma gerçi ama yani sadece tabii Türkiye has değil bu şeyin iç içe geçmesi, ulusal kimlikle dinsel aidiyetin iç içe geçmesi. Yani doğrudur, Türkiye'de Osmanlı'dan tevarüs etmiş işte bu millet sistemi vesaire, o da çok tartışmalı bir mesele, millet sistemi ne zaman başladı, ne zaman bitti vesaire gibi ama o var kuşkusuz. Dolayısıyla biz Yunanistan'da da aynı örneği görüyoruz. Bulgaristan'da da aynı örneği görüyoruz. Bulgar ulusunun doğması için önce Bulgar kilisesinin doğması gerekir. Önce Bulgar dini olacak ki Bulgar ulusu olsun. Vesaire vesaire gibi örneklerle karşı karşıya kalırız ama yani aslında bambaşka örneklerde de yani bu ulusal kimlikle dinsel kimliğin iç içe geçmesi, yani çok bariz örnekleri, Leh milliyetçiliği, İrlanda milliyetçiliği falan gibi anabilirim, hemen şey yapabilirim ama daha yaygın bir durumla karşı karşıyayız. Aslında milliyetçilik ister istemez eldeki malzemeye başvurmak zorunda kalıyor. Yani yeni devlet ya da kurulmakta olan devlet ya da inşa edilmek istenen devlet potansiyel tebaasıyla ya da hali hazırdaki tebaasıyla ilişki kurmak için eldeki malzemeye bakıyor ve eldeki malzemelerden en önemlisi tabii ki dinsel aidiyet, yani onsuz bir ulusal kimlik tarifi, tanımı vesairesi. Hatta daha istisnai bile olabilir açıkçası. Daha böyle şey örneklerde yani. Ya iktidarın en önemli araçlarından biri bir şey bak üzerinden, bir dini aidiyet üzerinden iktidarını kurabilmek. Şeyi düşünün, İngiltere'yi düşünün. Tabii. Yani şeye kadar işte 1500'lere gelene kadar zaten bütün Avrupa'da aslında aşağı yukarı bir tane inanç var. Yani Hristiyanlık dediğinde Katolik inancından bahsediyorsun. Yani Roma Kutsal Kilisesi'nden, Latin Kilisesi'nden bahsediyorsun. Ötesinde başka bir şey yok. Ne zaman ki şeyin aslında iktidar değişiyor, yani hanedan değişiyor ve savaşlar kolay işler değil. Bütün hazine tam takır, kuru bakır. Tudorlar iktidarı ele geçirdiklerinde bakıyor ki, gerçi bambaşka boyutları da var hikayenin ama bakıyor ki yapacak iş yok. Bahane edip 8. Henry kendi özel hayatını
şeyden Katolik Kilisesi'nden çıkıyor, kendi milli kilisesini kuruyor ama hala ritüellerine bakacak olursanız aslında çok farklı değildir Roma Latin Kilisesi'nden. Kuruyor. Niçin? Bütün derdi manastırlar o kadar zengin ki hem toprak bakımından hem nakit bakımından bütün hepsinin mallarına el koyuyor. Ve onun üzerinden de tamamıyla kendi kimliğini kurmaya başlıyor. Aradaki küçük o işte şey Kanlı Mari'nin vesairenin iktidarı dışında çok ciddi bir iktidar mücadelesi var Katoliklerle Protestan olarak kendini tanımlayanlar arasında. Dolayısıyla da biliyor musunuz ne zaman Katoliklik İngiltere'de bir şey için devlet yani kamu görevi için Katoliklerin kamu görevi üstlenmeleri inançlarını koruyarak mümkün değil. Kaç yılına kadar? Hukuken bunu söylüyorum. Fiilen değil. 1920'lerde. O kadar. 1920'lerde kaldırıldı. Yani hukuken kaldırıldı. Evet, tamam. Fiilen ayrıca bir problem. Ona bakarsanız yani o coğrafyaya baktığınızda yine tamamıyla bir takım dinsel aidiyetler üzerinden her şey gidiyor. İngiltere'den 1200'lerin sonunda, 1300'lerin başında Yahudiler tamamıyla şey yapılıyorlar. Bu bilinmez. Mesela 1400'ler İspanya'sında gayet iyi bilinir de 1400 sonları 1500'ler İspanya'sında İngiltere'den bilinmez. İngiltere'den de Fransa'dan da çeşitli dönemlerde İngiltere'den kesin olarak çıkartılıyorlar. Ancak Orange hanedanı zamanında 1600'lerde yavlar yakar tekrar kabul ediliyor da giriyor. O da hukuken değil, siyaseten girebiliyor. Dolayısıyla bunlar yani iktidar oyunlarının da bir parçası ya. Yani insanın tinetine çok bağlı ama aynı zamanda siyasete de çok bağlı. Evet. Onun için maalesef ben çok her zamanki gibi umutsuz bir vaziyetteyim insanlıktan. Buyurun. Çok küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. 16. yüzyıla kadar Osmanlı başka bir Osmanlı. 17. yüzyıldan sonra Osmanlı Sünnileşmiş ve Sünnileştiği için daha farklılaşmış bir Osmanlı. Çok doğru. Biz bunu tek bir homojen Osmanlı olarak gördüğümüz için bu tür yanılgılara düşüyoruz. Arkadaşımızın sorusu çok doğruydu. Onu bulguladı. Onu belirtmek istedim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buyurun. Evet, teşekkürler. Yani keyifler düşündürücü oldu. Ben şunu sormak isterim ve de belki dikkatimi çekip de sizin buna karşı ne söyleyebileceğinizi merak ettiğimden de olabilir. Milliyetçi çatısı altında belki en müspet olan alanı konuşmadık. O da kültürel alan diyeceğim. Orta Avrupa'da Bartok, yana Çek, yukarıda Greek, hatta size başka dalda Riyaşşıdaus diyeceğim. Yani burada bir siyasal sevgiden herhalde enerjisini bulan bir yaratım üretim süreci. Sonra konuşuyoruz. Beynim yedi tabii. Sonra tuzaklama geldi orada. Buradan soruyorsun. Dolayısıyla belki bir yerde şuna da değinebilir bu. Yurtseverlik denen şeyi milliyetçilikten ayrı düşünme imkanı var mı? Evet, biraz makbul milliyetçilik onunla ilgiliydi zaten. Hiç konuşulmadı diye bir kültürel alan aslında başlı başına bir konu olduğu için belki başka bir oturumun konusu olur ama bu konuda yani katkı sunmak isteyen bir tartışmasın elbette ama o da kolay değil yani. Tabii hakikaten bu milliyetçilik teorilerinde en önemli meselelerden bir tanesi yani Weberian anlamda iki ideal tip milliyetçilik türünden bahsediliyor. Biri işte Fransa'nın Anglo-Sakson dünyanın liderliğini yaptığı sivik milliyetçilik, siyasal milliyetçilik işte vatandaşlık üzerinden falan giden kültürel, dinsel, etnik farklılıklara gözünü kapatan, onu görmeyen, herkesi eşit yurttaş olarak gören bir milliyetçilik anlayışı var. Bu bir iddia tabii. Bir de daha geç gelen milliyetçilik, Alman milliyetçiliği bunun en iyi örneği olarak İtalyan milliyetçiliği de bunun yine iyi örneklerinden bir tanesi ve Orta Doğu'daki bütün milliyetçilikler bu anlamda kültürelist milliyetçilik olarak karşımıza çıkıyor. Yani o da yine modernite üzerinden düşündüğümüz zaman bana şöyle geliyor. Bir kere ben
bütün milliyetçiliklerin kültürelist olduğunu düşünüyorum. Yani sivik milliyetçilik diye yutturulmaya çalışılan şeyin bile işte Fransız milliyetçiliğindeki Napolyon Bonaparte'ın egalite, liberté, fraternité diyerek sömürgeci bir şekilde bir pratiği ortaya çıkardığını hatırlatırsak, orada da bir takım değerlerin yaygınlaştırılması, bayraklaştırılması üzeriyle kültürel bir hegemoni kurulması amaçlanmıştı. Fransız milliyetçiliği böyle bir milliyetçilik. Dolayısıyla bütün milliyetçilikler şeydir, yani Türkiye'de de aynı tartışma vardı. Sivik midir, kültürelist midir? Bal gibi kültürelisttir, bal gibi etniktir, bal gibi de ırkçıdır. Bütün milliyetçilikleri bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Numaracılık yaparak, yani nefrete övgü diye bir şey bestelenmedi. Yani. Aha. Dolayısıyla buradaki kültürel alandan kastım daha çok kültürel üretim diyebileceğimiz müzik. Evet, evet. Sanat, edebiyat. Hani orada benim özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Mesela antropoloji dediğimiz disiplin Almanya'dan çıkıyor. Folklor Almanya'dan çıkıyor. İşte dil bilim Almanya'dan çıkıyor. Kültür bilim Almanya'dan çıkıyor. İşte Diltey 19. yüzyılda işte bu Geist'in, Wissenschaft'in dedikleri akıl bilimi insanın, yani doğa bilimleri karşısında Anglo-Sakson dünyanın bayraktarlığını yaptığı, modernitenin bayraktarlığını yaptığı, işte uygarlıkçı, maddi uygarlıkçı anlatının bayraktarlığını yaptığı Anglo-Sakson dünyadan değil de Almanya'dan çıkıyor folklor, antropoloji, kültür bilim, felsefe, yani aklınıza pek çok şey gelir. Orada da temel iddia şudur, maddi modernleşme süreçlerine yeterince eklemlenememiş ve bu zenginlikten payını alamamış, dışarıda kalan, geride kalan, geç kalan ulusların ürettiği bir söylem olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu o sizin kafanızdaki sorunun cevabı olmayabilir ama teoride düşündüğümüz zaman kültürel olanın bu şekilde ön plana çıkması, sanatın bu şekilde ön plana çıkması yine moderniteye farklı bir kanal kullanarak eklemlenme biçimi gibi okunabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Milliyetçiliğin Türkiye'de tabii ki çok sanatsal enstrümanları var ama belki hakikaten o bambaşka bir oturumun baş başına mevzusu olabilir gibi geliyor bana, ama eklemek istediğiniz şeyler varsa. Yani şöyle bir problem de olabilir, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hani şöyle bir iddiası var ya milliyetçiliğin, özellikle romantik ya da kültürelist milliyetçiliğin. Yani biz işte halka doğru gideceğiz ve halkın, ulusun yani otantik özünü keşfedeceğiz. Onun işte o cevherini açığa çıkartacağız. Şimdi çoğu zaman aslında o cevher çıkartma çalışmaları böyle buldozer gibi şeye dalmak. Hani kültürel alana, folklora dalarak onu ulusallaştırmak anlamına geliyor. Yani bizde hani ulusçu sanat anlamında, evet, çok şey yapıldı derken onu unutmayalım. Aslında yapılan çoğu zaman çok farklı, heterojen, evet, ve zengin bir şey, popüler sanatsal üretimin bir takım ulusal kalıplara sıkıştırılması da olabiliyor. Tabii ya da deforme edilmesi. Yani her zaman olduğu tabii gibi. Tabii ki hani bu halka doğru tırnak içerisindeki hareketin o coşkusu içerisinde ortaya çıkan yapıtlar kadar bu şey yönüne de bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Onun karanlık yüzü olan, yani o homojenize edici, farklılığı ortadan kaldırıcı ve oradan bir tür hani aslında ulusal elitin kafasında olan bir ulusal özü orada icat etmeye, keşfetmeye, keşfetmeyip icat etmeye çalışması gibi bir durumda. Gıdada karşı karşıya ya da icat ettiğini iddia etmesi. Verdim öyle. Yoksa 19. Türkiye'sinden vermedi. Evet. Valla 19. yüzyıl Avrupa'sından örneklere de bakmak gerekir. Yani bence şey, aynı durumlarla karşı karşıya kalırız. Ben mesela şeyi çok iyi biliyorum. Yunanistan örneğini çok iyi biliyorum. 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşen, söz konusu olan bu. Esas itibariyle. Yani bütün hani halk şarkıları meselesi esas itibariyle bunu şeyden geçiyor, ulusallaştırmaktan geçiyor. Yani Makedonca bir şarkıyı sen alıyorsun. Tabii. Hani Türkiye'de de çok yapıldığı tabii, gibi tabii, Makedonca dili, tabii başka diller, bilinmeyen dillerdeki türküleri alıyorsun, bilinen dile çeviriyorsun ve oluyor sana işte Yunan türküsü, Türk türküsü, Çek türküsü vesaire falan filan da olabiliyor. Dolayısıyla
evet o büyük eserlere, o coşkunun ve o romantik, ne diyeyim, itkinin şey olarak, eseri olarak doğru, güzel ama bu tarafına da, karanlık tarafına da... Yani Darül Bedai tam böyle bir proje aslında yani, hani Türkiye'de niyetli inşasının simgelerinden bence ama... YouTube'da hala var mı bilmiyorum ama harikulade bir belgesel vardı. Bu Üsküdar'a giderken Şahinize üzerinden evet. kurulan, evet. İşte gayet sahip çıkılan bu topraklarda bir şarkı. Çeşitli coğrafyalara gittiğinizde her coğrafyada birilerinin sahip çıktığını görüyorsunuz. Sonunda gayet sevimli olarak başlayan, en sonunda işte şeyde Balkanlarda, Sırbistan'da bir takım şiddetle sonuçlanan bir şeye, hikayeye dönüşüyor ama yani o kültürel hikayesinin de kurgusu bakımından çok güzel bir şeydir. Şiddetle tavsiye. Eğer hala varsa YouTube'da. Bu şarkı kimin? Bu şarkı Ayla Algan'ın memleketim şarkısı. Ha, evet. Yani tamamıyla evet. o şey bir şeydir. Söyle Aşkenaz şarkısıdır. Aşkenaz Aha. şarkısını yani Aşkenaz şeyini ezgisini şarkısı yanlış kelime. Ezgisini hem de bu güzel memleketim diyerek evet. Yani bunu evet. düzenlemiş olması sorun değil mi? Çünkü evet. nasıl bir evet. simge olduğunu gördüğünüz evet. zaman evet. Fatih Bey'in söylediğine çok evet. Sarı gelin türküsü. Tabii. Böyle çok çok var yani. Çok İnanılmaz var. Çok var. Toplayan da oldu galiba. Böyle şeyleri toplayanlar var. Var evet. Çalışmalar da var. Tabii onun arkası şeye de dayanıyor. Mesela bütün aslında 1930'lardan bahsedildi. 1930'ların müzik bütün kültür politikaları aslında Ziya Gökalp'e dayanıyor. Hars medeniyet ayrımı hikayesi üzerinden. İşte Harsımız türkülerimizdir. Medeniyetimiz yeni yüzümüzü çevirdiğimiz Garp medeniyetidir. İkisini meclis ederek ortaya çıkaracağımız diyerek ortaya konulan ilk dönem en azından tek parti döneminin ilk politikaları. Neyse, uzun uzun hikayeler. Bu arada müzik bu anlamda çok sembolik tabii yani. Yani marşından şeyine kadar. Buyurun siz bir şey söyleyeceksiniz. Ya benim sorum şey oldu. Günümüz müziğini böyle historiografik olarak böyle nereye oturtuyorsunuz? Hani kavramsal olarak günümüzde böyle nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Ve biraz geçenlerde belki söyleyeyim çok spekülatif bir şey ama mesela bu belki aşinasınızdır böyle Amerikalı stand-upçı Dave Chappelle Amerika'daki LGBT ve işte o fraksiyonlarla böyle hafif bir çatışma içerisine girdi. Ama sonra düşündüm kendi kendime acaba bu adam böyle hani o 80 sonrası kimliklere yapılan vurgu ve Amerika'daki o aslında daha çözülmemiş eşitsizlikler ve ona bir içsel bir tepkisi var muhtemelen var. Söyledikleri doğrudur, yanlıştır ona girmiyorum. Onu analiz edecek teorik bilgim de yok açıkçası. Bir o aynı benzer eşitsizlikler Türkiye'de de var. Bir de zinyonlarınızdan biraz şey hissediyorum. Ben kendimi arkadaş çevremde de hissediyorum. Ben ki çok şanslı bir insanım. Yüksek öğretim görmüş insanlarla beraber dostluklarım var, bulunduğum çevreler de öyle. Ama sanki biraz bu işin iktisadi eşitsizlik tarafı bu konuşmalarda küçümseniyor gibi geliyor bana. Çok ciddi bir problem ki ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Ben bile biraz sıkışmış hissediyorum. Ve ben göçmenlerle omuz omuza dirsek dirsek çalışmıyorum. Günlük hayatta onlar benim maaşımı düşünmüyorlar. Öyle bir şey yapmıyorum. Bir de sanki işin o tarafını nasıl değerlendirirsiniz onu soracaktım. Yani bunu herkes kim istiyorsa cevap verebilir. Bu soru aslında iki çok farklı yöne doğru da açılabilir. Yani biraz konuştuğumuz kültürel yönlerden başka bir boyut ama iktisadi yönden çok başka ve benim şahsen açmak istediğim de bir konu. İktisadi yönden dediğim aslında konuşmanın başlangıcında evet. tezkere meselesiyle falan, evet. yani savaş politikalarıyla ve tabii o sırada milliyetçiliğin her türünün kışkırtılmasıyla iç içe
giden bir kültürel boyutlarla da iç içe giden bir aktüel durumdayız biz Türkiye olarak. Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla filan da birleşiyor şu söylemeye çalıştığım şey. Bir eşik atlıyor bence Türkiye şu aralar. Ne zamandır işte, belki şu son 10 yıldır filan. Kapitalist bir ülke olmaktan daha emperyal bir ülke olmaya doğru evriliyor. İşte bütün o Osmanlı tevatürleri vesaire, onları da bu çerçevede anlamaya başladım ben yavaş yavaş. Biliyor mu onun iddiasını mı ortaya koyuyor? İddiasını koyuyorum, aynı zamanda iktisadi temeli de var. Unutmayalım ki Türkiye epeyce bir zamandır şeyle başladı, inşaat sektörüyle başladı. Çok çeşitli ülkelerde ihaleler almaya, işte Rusya'dan tuttun, Almanya. Gitgide daha çok Türkiye ülkelerle ve Libya vesaire, Afrika ülkeleri, Libya vesaire Müslüman nüfusu olan ülkeler buralara yoğunlaşmaya başladı. Şu an daha çok öyle. Bu sermaye ihracı anlamına geliyor ve sermaye ihracının da emperyalizm olduğu fikri bence gayet geçerli bir bilgidir. Oraya evrildikçe Türkiye kendine açılacak alanlar bulmaya çalışıyor. Mesela Suriye ile ilgili politika, tamam Kürt meselesi, daha askeri planlar öne çıkarılmaya çalışıyor ama hani beka meselesi falan diye. Ondan öte orada bir varlık, askeri varlık bulundurma, sermaye varlığı bulundurma. Eğilim bu bence. Bu aslında bu yoksulluk meselesiyle nerede birleşiyor? Şurada genellikle hangi ülkeye baksak, ülke zenginleştikçe o zenginlik, zenginleşen pay, artan zenginlik diyelim, kabaca iki yoldan birini seçerek akıyor. İki yoldan, iki kanaldan birine akabiliyor. Bir tanesi sosyal alan. Yani işte yoksulluğu azaltmak, iktisadi haklara, yardımlara öncelik vermek, refah kısacası, sınıflar arası farkları azaltmak vesaire, sosyal demokrat denen politikalar. İkincisi ise emperyal politikalar, yani dışarıya, ülkenin dışına yatırım yapmak. O daha belirgin bir, başka türlü bir mekanizmayla aslında daha yüksek karlar getirmeye yarayan bir politika. Gidiyorsunuz, daha ucuz iş gücü nerede varsa oraya yatırım yapıyorsunuz. Daha ucuz ham madde nerede varsa orayı sömürmeye gidiyorsunuz. Vesaire. Bu iki, şimdi Kılıçdaroğlu'nun aslında bence kafasındaki daha sosyal demokrasiye yakın bir çözüm. Kürt sorununa da biraz öyle sanki bakmaya başlıyor gibi benziyor hafif. Valla 6-7 Eylül dağıtmış ama Ermenileri almamış. Bilmiyorum. Evet. Varlık vergisinden de bahsediyor. Bir kısmını toplayabilir. Ya da soykırım dememek için bahsetmemiş olabilir. Tabii için onlar çok, yani devlet erkanının çok şey, sırça konuları. Evet, evet. Şimdi o Türkiye'deki bir parça böyle bir şey. Hani aslında bunun çok çapraz diyorum ben ona. Bu konuların çok çapraz uzanımları var. Sınıflar arası ve kültürler arası. Mesela bu liboş sıfatının, liberalizmin bu kadar tukaka edilmesinin vesaire, bir sürü şeyin yeni diyebileceğimiz siyasi kültürümüzdeki yeniliklerin diyelim, bütün bu mekanizmayla ilişkisi var gibi geliyor bana.
ben çok özür dilerim. Belki ben şey yapamadım, takip ediyorum. Sorunuzu tam olarak anlayamadım. Son kısmını. İktisadi yön şey derken. Yani çok o zaman tek cümlede söyleyeyim. Peki. Yani bu başlığımız ne mutlu eşitim diye. Ama şu anda toplumda muazzam bir geri dalımda eşitsizlik var. Hem küresel olarak hem de yerel olarak. Bunda milliyetçi akımlara bir etkisi var. Yani bu etki, yani milliyetçiliğe bir etkisi var. Bu etki sizce nedir? Bir de günümüzde şu anda artık nasıl kavramsallaştırıyorsanız günümüz milliyetçiliğini historiografik olarak nasıl bir yere oturtursunuz? Hadi yani belki böyle bir soru olabilir. Anladım. Son kısmı bir tarafa bırakayım. Zor bir başlık ama. İkincisi şu, yani çoğu zaman tabii ki çeşitli sosyal ve sınıfsal eşitsizlikleri ne diyeyim, perdelemenin bir metodu olarak milliyetçilikle karşı karşıya kalıyoruz. Yani Türk milliyetçiliğinin inşa sürecine, Türk ulusal kimliğinin inşa sürecine bakalım. Biz çoğu zaman şey konuşuyoruz isterseniz. İşte Yusuf Akçura diyoruz, Ziya Gökalp diyoruz. Hani şeylere bakıyoruz. Büyük düşünürlere ve ne düşünmüşler diye bakıyoruz. Bunun şeyde toplum içerisinde nasıl aktığı ve hani bir takım milliyetçi düşüncelerin neden zemin tuttuğuna baktığımız zaman başka bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela yani 1918-19'a geldiğimizde işte Karesi, Hüdavendigâr, Bursa, İzmit dolaylarına falan baktığımızda orada şöyle bir gelişme olmuştur. Balkan Harbi olmuştur. Şeyler, Rumlar sürgün edilmiştir. Şey, ilk dalgadır yani. Tehcir edilmiştir bölgeden. Müslüman muhacirler getirmiştir. Toprakları onlar almıştır. Birinci Dünya Savaşı bitmiştir. Hop, Rumlar geri dönmüştür. Bu sefer muhacirleri kovmaktadırlar. Toprak meselesidir yani. Toprağın kimin olacağı, o topraktaki, o topraklardaki zeytin ağaçlarının kime ait olacağının yani bir şeydir, bir kavgası yaşanmaktadır. Bizde zaten bu ulusal kimliğin inşa süreci esas itibariyle bu tip toplumsal kaynaklara ve zenginliklere hangi cemaatin ve topluluğun ulaşacağı ya da hangi toplumun elitinin daha erişim sağlayacağına ilişkin bir böyle topluluklar arası çatışma şeklinde yaşanmıştır. O yüzden diyorum ki gayrimüslimler şöyle böyle vesaire vesaire. Bugüne geldiğimizde tabii çok aşikar yani. Şu hani ırkçılık meselesini, Suriyeliler meselesini daha güncelden cevap vermeye çalışayım. Yani şeyle alakası yok. Hani Suriyeliler ve Afganlar çoklar da ahalide tepki oldu. Zaten böyle bir şey hiçbir şekilde söz konusu, hiçbir zaman söz konusu değildi. Almanya'da işte AfD diye bir parti var. Irkçı, aşırı sağcı, göçmen karşıtı parti. Onun en çok oy aldığı yer. Doğu Almanya, eski Doğu Almanya toprakları ve en az göçmenin olduğu yer. Dolayısıyla göçmenler çok ve dolayısıyla toplum doğal olarak, insiyaki olarak neredeyse ırkçılığa, yani şey göçmenlere tepki gösterildiği bir durum yok. Ne var? Bir takım, biraz önce siz ifade ettiğiniz galiba, yani bir meselenin siyasallaştırılması, nasıl siyasallaştırdığı önemli olarak. Bizde, tabii ki birçok ülkede söz konusu olan şu, toplumsal eşitsizlikleri biz birdenbire göçmenlik meselesi etrafında tartışmaya başlıyoruz. Şimdi Türkiye'de neredeyse 20 yıldır şey tartışılıyor yani istihdam, istihdamsız büyüme diye bir süreç içerisindeyiz. Evet. Yani bir taraftan rakamlar büyüyor ama istihdam yaratmıyor. Birdenbire biz neyi tartışmaya başlıyoruz? İşte göçmenler geldi ve işsizlik çoğalmaya başladı, işsizlik arttı vesaire falan filan. Bu mesele böyle politize ediliyor. Ya da işte çeşitli toplumsal eşitsizlikler, işte çeşitli kamu hizmetlerinin niteliksiz oluşu ya da paralı oluşu ya da çok pahalı oluşu, bunlara erişilememesi vesaire birdenbire ay işte göçmenler üniversiteye şöyle oluyor, işte Suriyeliler de işte hastaneden şöyle bilmem ne kuyrukta öne geçiyorlar vesaire gibi bu tip bir siyasallaştırma süreciyle karşı karşıyayız. Bu iki tarafının da işine giriyor. İki taraf derken iktidarın da muhalefetinde. İktidarın niye işine giriyor? Çünkü iktidar açısından çeşitli toplumsal, iktisadi, siyasal sorunların kendisine değil de yani bu tepkilerin dikey olarak değil de yatay olarak ifade edilmesi. Yani siz hastanede çok kuyruk var diye hükümeti eleştireceğinize, yukarıya eleştireceğinize, göçmeni eleştirdiğinizde hükümet açısından herhangi bir hükümet açısından yani illaki mevcut bizim hükümet olmasına gerek yok. Herhangi bir hükümet açısından gayet yani hani madem Suriyeliler dedik Şam'da kayısı yani çok gayet güzel bir durumla karşı karşıya. Muhalefet açısından da ana akım muhalefet özellikle bu meseleyi bir hani son dönemde biraz böyle toparlamaya çalışıldığını itiraf etmek zorundayım ama belli bir dönem iktidarı sıkıştırmanın kolay bir yöntemi olarak gördüler. Yani çok rahat bir yöntemdi işte vesaire. Oradan sıkıştırmanın yani mesela iktisadi politikalar şöyle olsun diye bir şey söylemek zorunda bırakmıyor sizi. Ya da belli bir projeksiyon yapmanız
gibi böyle emek harcamamız gerektirmiyor. İşte bu Suriyeliler şu kadar para harcanıyor bunlara falan filan gibi bir takım rakamların da peşine düşüyorsunuz. Bu size... Ümit Özdağ'ın. Yani Ümit Özdağ'da en böyle rafine, rafine de Ümit Özdağ ve rafine şey oldu böyle pek iyi durmadı ama en şey örneğini gördüğümüz ama ana evet ana akım muhalefeti buna çok prim verdi. Hani evet yani bu özellikle hani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada göçmen karşıtı ırkçılık, yabancı düşmanlığı esas itibariyle bu iktisadi, sosyal meseleleri mevcut sömürü ve tahakküm ilişkilerini ya da mevcut eşitsizlikleri sorgulanmamasını sağlayacak şekilde bir politize etme biçimi aslında. Ve var olan galiba iktidar krizlerinde hani sadece tabii, şey değil tabii, yani sınıfsal olduğu kadar iktidar yani AKP'nin ben mesela kadın hareketlerinin hani bu kadar yüksek olduğu ama aynı zamanda kadın cinayetlerinin şiddetinin de bu kadar görünür olduğu bir dönemde hani şimdi o da şey ya propagandanın bir parçası. Çünkü hani iktidar sarsan bir şey o hareket ve oradan şeyi sarsıyor yani şey kullanıyor yine. Suriyeliler mahalleye geldi işte akşam kızlarımız eve işte gelirken korkmaya başladı. Ya da hani daha beyaz yaka orta sınıf açısından da öyle. Hani Suriyelilerle Afganlarla karşılaşmak işte onların kadınların tacize uğramasının ya da tacize uğradıklarında akla ilk gelen adresin orası olmasının gibi bir aracına da dönüşüyor. Bütün bütün krizlerini yani iktidar bütün krizlerini daha önce olduğu gibi. Bir şey ekleyeyim. Yani iki soru vardı orada. Ha, tabii lütfen. Zaten yanıt verildi. Ama hakikaten sosyoekonomik açıdan bakıldığında şöyle başlayalım. Farklılıkları yönetmek aslında devletin yani siyasal erkeği elinde bulunduran kurumların birincil görevidir. Farklılıkları nasıl yönetirsiniz? İnsanlara eşit muamele ederek işte yapısal sorunlarına işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik gibi sorunlara çözüm bularak yönetirsiniz ve devlet meşruiyetini buradan alması gerekir ama devlet bugün neoliberal devlet olduğundan ve artık bu süreçleri yönetemediğinden içerideki düşman sendromunu yaratarak işte bir takım günah keçileri yaratarak geleceğini bir şekilde kurtarmaya çalışır ve meşruiyetini kültürelist bir dil kullanarak, zaman zaman ırkçı, etnik dil kullanarak kurmaya çalışır. Ve bunu yaparken de bagajına bakar. Bagajında ne varsa onu kullanır. İşte burada din kullanılır, başka bir yerde kültür, etnisite kullanılır, ırk kullanılır vesaire vesaire. Bu birinci nokta. Dolayısıyla ne konuşuyorsak konuşalım aslında, en azından ben öyle düşünüyorum. Ne konuşursak konuşalım. Aslında arka planda hep sosyoekonomik eşitsizliklerin yarattığı sorunlar var. Ama semptomatik düzeyde baktığımızda biz ona ırkçılık diyoruz, işte ne bileyim milliyetçilik diyoruz, işte dindarlık diyoruz vesaire ama onu kazıdığımız zaman, asıl meseleye geldiğimiz zaman Zizek'in dediği gibi orada sosyoekonomik eşitsizlikler var. İkinci sorunuz da bence çok önemli. Bizler meselelerimizi bireyler olarak ifade ederken mevcut paradigmaları kullanırız değil mi? Sıradan insanlar olarak mevcut paradigma bize ya da moda paradigma bize neyi dayatıyorsa bir anlamda ya da öneriyorsa biz onu kullanırız. 90'lı yılların paradigması işte milliyetçilikti. Onu kullanarak pek çok şeyi açıklama eğilimindeydik ama şimdi artık milliyetçilik falan kullanmıyoruz. Ya popülizm kullanıyoruz ya işte medeniyetçi söylemi kullanıyoruz. Medeniyetçi paradigmayı kullanıyoruz. Bugün özellikle bizim Avrupa ülkelerinde, şehirlerinde yaptığımız çalışmalara referansla, alan çalışmalarına çok sayıda milliyetçi, popülist kişiyle yaptığımız mülakatlara ve o işte AfD gibi siyasal partilerin söylemlerine bakıldığı zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Bu gruplar artık özellikle 90'lı yılların sonlarının, 90'lı yılların ortalarında başlayan bu medeniyetler çatışması, Huntington'cı paradigmanın bugüne kadarki uzantıları olarak düşünüldüğü zaman kendilerini bir anlamda işte özgürlüklerin savunucusu, liberal dünyanın savunucusu, medeniyetin savunucusu olarak lanse etmeye başlıyorlar. Ve bu medeniyetin savunucusu olma da aslında işte batıdaki hakim İslamofobik, yani gündelik hayatta yaşam tarzına tehdit olarak gördükleri İslam karşısında bir söylem üretme ve bunu da medeniyetçi bir şekilde ifade etme olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bugün milliyetçi paradigmayı kullanarak bu tür insanların
kendi dertlerini ifade etmelerinden ziyade aslında mevcut medeniyetçi söyleme eklemlenme kaygılarını taşıdıklarını görüyoruz. O nedenle bu kendisini İslamofobi olarak gösterir. Türkiye'de Arabofobi olarak gösterir. Hı hı. Medeniyetler üzerinden düşünmeye başladık maalesef. Yani bunu söyleyebilirim. Buyurun. Ben son yorumlarınız üzerine bir şey sormak istiyorum. Önceki sorum şey olacaktı benim de. Ekonomik eşitsizlikler üzerinden bu milliyetçi söylemler sanki daha şey buluyor. Katılım buluyor, ilgi buluyor diye düşünüyorum ki onu zaten adres ettiniz. Şey konusu, bu İslamofobi dediğiniz konu ya bakarsak, şimdi Türkiye'nin Müslüman dünyada, İslam dünyasında halen göreceli olarak modern insan özgürlüklerine diğer İslam ülkelerinden daha fazla alan sağlayan, ne kadar çok eleştirsek de bir yapısı var. Şimdi şu anda nasıl milliyetçilik bütün katmanlarda, sekülerler arasında da şey buluyor, ilgi buluyor, sempati topluyor. Bu şey korkusu değil mi? Göreceli modern, özgürlükçü bir Müslüman ülkede yaşama hakkını da işte Afganistan gibi, Suriye gibi, Arabistan gibi daha radikal İslam'ın şey olduğu, hüküm sürdüğü yerlerden gelen ve de güçlü sayılarla gelen, yani 10 bin gelmiyor ki 4 milyon diyoruz. Yani milyonları konuşuyoruz. Böyle bir güçlü göçün elinizdekini de kaybetme korkusuna yol açması. Dolayısıyla seküler kesimde özgürlükçü diyelim ki ateist, deist, pek çok farklı, yani sünni dışı, biraz önce dediniz ya 16. yüzyıl sonrasında artan bir sünni şey var. Anti-Sünni dünya arasında ciddi bir korku yaratması ve bunun da kendini tanımladığı alanın milliyetçi bir söyleme dönüşmesi mi? Yok, çok ben doğru. Öyle, yani ben sizin o okumanızı şöyle yorumluyorum. Aslında insanların karşı çıktığı şey yaşam tarzına müdahale edileceğini düşündükleri bir takım anlatılara karşı çıkmak. Yani işte Afganistan'dan gelenin bagajını kendince yorumluyor ve diyor ki işte bu Taliban'dı, işte IŞİD'di, şuydu buydu veya Suriye'den gelen ona o şekilde bakıyor, bir bagajla bakıyor. Ya da Avrupa'daki insanlar da aslında işte medyada gördükleri İslam anlatısı hakikaten baş kesen, kadına bilmem neler yapan başka bir dünya olarak görüyor. O yüzden medeniyetçi söylem burada da fazlasıyla var. O yüzden bir örtüşme olduğu kanaatindeyim ben de. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'yi de Avrupa'yı da bu şekilde okumak anlamlı geliyor bana. Bir de ekonomik boyutunda bir küçük şeyim var, düşüncem var. Hani bunu kontrol etmek adına soruyorum. Sosyal ekonomik eşitsizlikle birlikte şey var, tüm dünyada orta sınıfın satın alma gücü düşüyor. Yani bu Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle ve de bazı araştırmalar var. Diyor ki Y kuşağı ebeveynlerinden az kazanmaya başladı. Hani Z kuşağı ne olacak bilmiyoruz. İşte onlar da artık yavaş yavaş kendi hayatlarını kazanacak işlere doğru adım atacaklar. Yani Y kuşağı şu anda ebeveynlerinden satın alma gücü düştü. Ki ebeveynlerinin de düştü. Dolayısıyla hem sosyal eşitsizlik büyürken bir de elimizdeki de gitti. Yani gelirimiz de düştü. Artık eskisi kadar tüketecek şeyimiz de kalmadı. Bu da herhalde çok güçlü bir şeye yol açıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaygın kabul şu. Her bir kuşak bir önceki kuşaktan daha müreffeh, daha evet, demokratik ve vesaire bir dünyada yaşayacak. Evet. Tabii ilerleme. Yani 5 sonrasında çok yaygın bu. Evet. Neyse işte neoliberal çağ bunu haki yeksan etmiş durumda. Şu anda biliyoruz ki aslında tabii ki her yeni kuşak bir öncekine göre daha borçlu olacak, daha güvencesiz işlerde çalışacak. Yani bireysel vesaire istisnalar olabilir de bir genel olarak daha borçlu olacak, daha güvencesiz olacak, daha işsiz kalma ihtimali daha yüksek olacak, emekli olma ihtimali muhtemelen olmayacak. Bütün bunları zaten biliyoruz. Dolayısıyla zaten bir kabus senaryo var önümüzde.
yani kabusun içindeyiz, önümüzde değiliz. Kabusu yaşıyoruz zaten. Onun uyanma yollarını tartışıyorum. Ya bu buraya gelince ben de hani milliyetçilik, ırkçılık vesaire, bu kabusu biraz böyle tatlandırmanın, ballandırmanın ve onu böyle bir güzel umut aramanın. Evet, şey, geleneksel metotlarının bir tanesi diye çok şematikleştireyim, çok kabalaştım. Yani o ekonomi, yani bugün herkesin tabii ki yani katıksız her anımızda haklı olarak insanların birinci gündemi yakıcı, çok sıcak, çok acıklı ama yani öyle hakikaten sizin tabii söylediğinizi ben Batı zaten anlamında, o yüzden bu defa milliyetçilik bayası çok daha hızlı Avrupa tutuyor ve buradan tutuyor. Çok daha bence anlamlı olduğu kanaatindeyim. Çünkü bugün Batı'da sağ popülist partilerin bu kadar popüler olmasının asıl nedeni mevcut siyasal partilerin var olan sorunlara, yapısal sorunlara çözüm üretemiyor olması. Orta sınıfın da eskiden işte ekstrem siyasal partiler dediğimiz, sağ ekstremist, ırkçı partiler dediğimiz partiler bugün artık ortada konumlanmaya başlandı ve oldukça da popüler durumdalar. AfD bunlardan bir tanesi. Çünkü bunun nedeni işte gücünü kaybeden orta sınıfları da, kadınları da, LGBTİ hareketini de başarılı bir şekilde kendi içine almayı başardı. Ve dolayısıyla kitleselleşmesinin nedeni de aslında bu mevcut küreselleşmenin kaybedenlerinin ihtiyaçlarına söylemsel olarak karşılık gelebilecek bir takım söylemler üretiyor olması. Merkezdeki siyasal partiler bunu üretemiyorlar. Ve burada da geleceği kullanmıyorlar. Çünkü bugün çok tedirgin edici. Gelecek daha fazla tedirginlik uyandırıyor bizde. Peki bu durumda ne yapılması gerekiyor? İnsanların psikolojik ihtiyacı nedir? O zaman geçmişte seçili zamanlara, kahramanlıklara, işte Netflix'teki filmlere, Hollywood film endüstrisindeki filmlere, Eliade'nin söylediği meselelere geri dönmek, söylencelere, mitlere geri dönmek. Ve bu nedenledir ki bu siyasal partiler işte yeni Osmanlıcılık diyor, Selçuklu diyor, 1453 diyor, 2053 diyor, 1923 diyor, 2023 diyor veya işte Ömer diyor. Fransa'da, evet Ömer diyor, aynen. Fransa'da işte Jean d'Arc diyor. Yani bizi geçmişe götürüyor aslında. Dolayısıyla buradan çıkışın yolu gelecek. Gelecek kurgusu, gelecek tahayyülü ve umut. Başka hiçbir şey yok yani. Buradan sol çıkartabilir ancak, ama sol da çok lokalleştiği için, çok yerelleştiği için, evrensel işte internasyonalist özelliklerini yitirdiği için, halbuki var geçmişinde, bohçasında var, onları yeniden hatırlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani umut verelim. Umutsuz olmayalım. Bir şey mi söyleyeceksin? Solu sosyalizmi bir gerçekten bu noktada daha uzun konuşabilmek isterdik ama varsa çok hızlı yani haksızlık olmasın diye söylemek isteyen, yani çünkü hem sizleri hem konuşmacıları epey de tuttuk, 2 saat oldu. Aslında tam başa ulaşabilmiş evet olduk konuşmanın başına. Evet. Başladığımız yere dönmüş olduk, evet. Var mı? Çok var. Aslında çok var, evet. Akıllarda çok var. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Kadir Dede kitapta da diyor, yani makalelerden birinde insanların hikayeleri birleşir ve son 200 yılın hikayesi maalesef milliyetçilik oldu diye. Umarız bundan sonrasında hikayeyi yeniden yazarız. Milliyetçilik olmaz için de diyelim. Çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.